Çocuklar lütfen içeriye girsin. Değerli arkadaşlarım, oda meclisimizin 15. dönem 6. olağan toplantısını açıyorum. Gerekli çoğunluğumuzun olduğunu görüyorum. Evet. Önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nı okuyoruz. Evet arkadaşlar, gündemimizin 3. maddesine geçiyoruz. Oda Başkanımız Hüseyin Halil'in konuşması. Buyurun Başkan. Evet Sayın Divan, değerli meclis üyeleri, kıymetli Erzurum, 15. dönem 6. olağan oda meclis toplantımızın mesleğimize ve odamıza faydalı olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli meclis üyelerimiz, 3 yıllık hizmet dönemimizin 2 yıllık süresini geride bıraktık. Ve bugün faaliyet dönemimizin 6. meclis toplantısı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Son meclis toplantımızdan bu yana geçen süre zarfında gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerimize faaliyet çizelgemizde ulaşabilirsiniz. Faaliyet raporumuzu ulaşabileceğiniz şekilde hem internet sitemizde hem de girişte tüm katılımcı meslektaşlarımız için hazırlamıştık. Meclis gündemimizden de gördüğünüz üzere bugünkü meclis toplantımızın bu dönemki meclis toplantılarımızda yürüttüğümüz bir program olan Bir Konu Bir Konuk bölümünde odamıza 2004-2006 yıllarında başkanlık yapmış olan kıymetli başkanımız, meslektaşımız Sayın Özcan Pamuk'u ağırlayacağız. Aslında faaliyet dönemi olarak Sayın Bülent Çetin'in başkanlık yaptığı dönemin olduğunu ifade etmek isterim. Bülent Başkanımızın sağlıkla ilgili sorunlarından dolayı Özcan Başkanımızla bir dönem değişikliği yaptık. Umarım bir sonraki meclis toplantımıza kadar Bülent Başkanımızı da sağlığına kavuşmuş olarak mecliste ağırlamış oluruz. Sayın Özcan Pamuk'tan Oda Başkanlığı dönemindeki mesleki mücadeleleri ve anılarını dinleyeceğiz. Kıymetli vaktini ayırarak bugün bizlerle bir araya gelen değerli Başkanımız Özcan Pamuk'a ve tüm geçmiş dönem Oda Başkanlarımıza
odamıza katkı ve emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Maalesef geçtiğimiz hafta acı bir haber aldık. Başkanlarımızdan 4. dönem oda başkanımız Sayın Niyazi Pakyüre'yi ebediyete uğurladık. Başkanımızı sonsuzluğa uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, sevdiklerine ve meslek camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Değerli meclis üyelerimiz, bildiğiniz üzere bir önceki meclis toplantımızın ardından 31 Mart tarihinde yerel seçimler gerçekleşti ve yeni kadrolar göreve geldi. Yerel seçimler neticesinde belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve muhtarlık görevlerine gelen tüm meslektaşlarımızı sizlerin de huzurlarında tebrik ediyor. Başarılı bir hizmet dönemi geçirmelerini diliyorum. Huzurlarınızda seçilen arkadaşlarımızı bir kez daha alkışlatmak istiyorum. Resmi ziyaretlerimizde de dile getirdiğimiz gibi yeni kadrolarımızdan meslek taleplerimize kulak vermelerini, yaşadığımız kente dair ileride pişmanlık duyulmayacak insan odaklı projelere imza atmalarını bekliyoruz. Değerli meclis üyelerimiz, bir önceki meclis toplantımızdan bu yana geçen süreçte uzun süredir basımını gerçekleştirdiğimiz ve bizim için çok önemli olan odamızın yayın organı olan Bilanço Dergisi'nin 100. yıl özel sayısını basarak basın yayın komisyonumuzun da başarılı bir çalışmasıyla sizlerle buluşturduk. Bu arada basın yayın komisyonuna da dergimizin basılmasında emeğini, hazırlanmasında emeğini geçen basın yayın komisyonumuzun başkanı olmak üzere yazı ve makaleleriyle dergimize destek veren akademisyen ve meslektaşlarımızın tümüne de teşekkürlerimizi bir borç biliyorum. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonumuzun katkılarıyla konser ve gösteri programlarımızı da gerçekleştirdik. Tüm önceki dönemlerde olduğu gibi bilet satışlarından elde edilen gelirleri yardım amaçlı bağışladığımız bu etkinliklere katılımlarıyla destek veren tüm meslektaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünkü meclis toplantımızın ardından ise 13 Haziran Perşembe günü 3568 sayılı meslek yasamızın 35. yıl dönümü münasebetiyle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde Anıtkabir'de çelenk töreni düzenleyeceğiz. Bu konuya ilişkin duyurularımızı da uzunca bir süredir sizlerle paylaştık. Sanıyorum bugün itibariyle katılım sonlandırıldı ve 2 ya da 3 tam sayıyı şu anda alamadım oda sekreterimizden, o 3 otobüs olarak bu çelenk törenine gideceğiz arkadaşlar. Atamızın huzurunda tüm üyelerimiz ve stajyerlerimizin katılımını açık şekilde gerçekleştireceğimiz çelenk törenine bugün akşama kadar da ayrıca hepinizi tekrar davet ediyorum. 14 Haziran Perşembe günü ise odamızın tiyatro topluluğunun şekerpare oyunu için bir araya geleceğiz. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda gerçekleşecek olan tiyatro gösterimize ilişkin davetiyemizi oda veznelerimizden alabilirsiniz. Katılımlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Kıymetli meslektaşlarım, sözlerime burada son vermeden önce bazı önemli hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta 2 basın açıklaması gerçekleştirdik. Bunlardan ilki Bursa'nın markası, hatta bize göre en önemli markası Bursa Spor'umuza destek amaçlıydı. 2010 yılında Süper Lig'de şampiyon olarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran şehrimizin önemli değerlerinden yeşil timsahımıza destek amaçlı bağış kampanyası başlattık. Biliyorsunuz odamız bizim hizmet dönemimizle beraber bir projeyi daha ısrarla savuna geldi ve bu konuda da arkadaşlarımızın da desteğiyle başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bursa Spor'un denetleme kurulunun bağımsız olarak mali müşavirlerden oluşması konusunda ısrarcı olduk. Hatta bu bizim seçim döneminde de dile getirdiğimiz bir projeydi. Diğer kulüplerin de denetleme kurullarının mali müşavirlerden oluşması, disiplin kurullarının da hukukçulardan oluşması gerektiği fikrine sahiptik. Bu konuda da Sayın Sertaç Konya ve ekibine bu dönem yeniden seçilmiş oldukları bağımsız denetim kuruluna başarılar diliyorum. Bağış kampanyamızı odamızda bir basın açıklamasıyla kulübümüzün kuruluş yıl dönümü olan 1963 ile bağlantılı olarak
kurul üyelerimiz ve meslek mensuplarımızın 1963'er lira bağışlamasıyla başlattık. Bugün itibarıyla oda sekreterimiz Sayın Yunus Arabacı bağış yapan meslek mensuplarımızın isim listesini ve toplam bağış miktarını odamızın sitesinde açıklayacak. Tabii bugün açıkladıktan sonra bu süreç son bulmuş değil. Bursa Spor, dediğim gibi, Bursa'nın bizim en büyük markamız, en büyük değerimiz. Destek olmaya devam edeceğiz. Sizlerden de bu destekleri devam ettirmenizi rica ediyorum. Diğer bir basın açıklamamız da İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılara yönelikti. İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana başta Gazze olmak üzere Filistin'de masum sivillere yönelik tüm dünyanın gözleri önünde eşi benzeri görülmemiş insani soykırıma dönüşen saldırılar gerçekleştirmiştir. Bu saldırıları basın toplantımızda, basın açıklamamızda kınamıştık. Bugün bir kez daha bu saldırıları kınıyoruz. Filistin halkının acılarını yüreklerimizde hissediyoruz. Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Savaşı, zulmü, işkenceyi, baskı ve sindirmeyi, sivillerin, çocukların ve masum insanların ölümünü kabul etmiyor. Her daim yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz. Sevgili meslektaşlarım, bir önceki meclis toplantımızdan bu yana önemli bir basın açıklaması daha gerçekleştirdik. Bunu özellikle konuşmamın son bölümüne bıraktım. Meslek mensupları olarak bizden önceki dönemde de ve bizim dönemimizde de görünen yakın gelecekte çok çözülebilecekmiş gibi görünmeyen bir takım sorunlar var. Bu sorunlar enflasyon muhasebesiyle zirve yaptı ve meslektaşlarımızı adeta canından bezdirdi. Bu basın açıklamamızı da acilen hayata geçirilmesi gereken taleplerimizden oluşmakta. Bizce meslek örgütümüzün önemli bir katılımı ama tamamının daha büyük bir destek vermesi beklediğimiz bir basın açıklaması ve protesto gerçekleştirdik. Meslek mensuplarıyla beraber Baobab Özgürlük Meydanı'nda yoğun bir katılımla meslek mensuplarının yanında durabilecek, sorunlarını kendi sorunları gibi görebilecek güçlü bir TİRMOB ve güçlü yöneticiler istediğimizi de kamuoyuyla paylaştık. Biz aynı dönemde TİRMOB yöneticilerimizin de sahada basın açıklaması yapıp topluca bu işi Ankara'da yapmamız gerektiğini düşünüyorduk. Bu konuda ayrışmış durumdayız. Ama yine de Bursa Odası'nın açıklamasına destek veren tüm meslek mensuplarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bugün meclis toplantımızın hemen öncesinde Haziran ayında verilmesi gereken, bakın arkadaşlar, bu artık bir grubun, bir yönetim grubunun ya da bir ekibin sorunu olmaktan çıkmış durumda. Çok uzun zamandan beri dillendirilen bir şey var. Ramazan bayramında bunu yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı, 9 günlük bir idari tatil ilan etti. Ancak meslek mensuplarımız bürolarında çalışmaya devam etti. Hatta çalışamayıp sinir harbi yaşadılar. Çünkü gelir dersinin sistemleri çalışmıyor. Aralıksız 3 aydan beri bu sinir harbi devam etti. Haziran ayına geldik. Tam rahat bir nefes alacağımızı düşünüyorduk ki yeniden 9 günlük bir idari tatil ilan edildi. Bugün yönetim kurulunda tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızın da onayıyla şimdiden hem gelir dersine hem TÜRMOB'a 4,5 günlük iş kaybımızın, beyan ve bildirimlerimizin son gününe ve ödeme sürelerinin son gününe ilave edilmesi talebimizi ilettik. Ve bu talebimizi bir görev olarak değil arkadaşlar, hakkımız olarak istedik. Ve bundan sonra da herhangi bir talep ya da isteğe gerek kalmaksızın bir yasal düzenleme ile bu işlemin artık son bulmasını istiyoruz. Herkes 9 gün Kurban Bayramı'nda tatil yapacak, meslek mensupları bürolarında çalışmak zorunda. Böyle bir uygulamayı kabul etmediğimizi bir kez daha burada beyan etmek istiyorum.
Sözlerime burada son vermeden önce tüm meslektaşlarımın Kurban Bayramı'nı kutluyor. Sevdikleriyle birlikte anlattığım çalışma programı içerisinde ne kadar rahat geçireceksiniz bilmiyorum ama hep birlikte güzel bir bayram yaşamayı. Bayramın üçüncü günü de yine Durak Muhallebicisi'nde birlikte bayramlaşmayı, birbirimizle kucaklaşmayı özlemle beklediğimi ifade etmek istiyorum. Bayramın ardından ise 1-20 Temmuz tahlili arasında yine bizim de sizlerin de hiçbirimizin tatmin olmadığı, beğenmediği mali tatil döneminde odamız nöbet faaliyetleri dışında kapalı olacak arkadaşlar. Beğenmesek bile mali tatile, yani sahip olduklarımıza değer vermeye, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şimdiden tüm meslektaşlarıma mali tatil süresi içerisinde odamızda nöbetçilerin dışındaki çalışmaların durması dolayısıyla bize göstereceği anlayıştan şimdiden teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi burada son verip 15. dönem 6. olağan oda meclis toplantımızın verimli geçmesi ile sözü meclis divanımıza bırakıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Arkadaşlar, oda meclisimiz 312 üyeden oluşuyor. 312 meclis üyemiz var. Katılım 56 şu anda. %15 barajını da aşmış oluyoruz. Onu ifade edeyim. Ancak katılmamaya adet edenler olduğu gibi katılamayıp mazeret gönderme titizliğini gösteren arkadaşlarımız da var. Bunlardan başta Bülent Çetin arkadaş başkanımız geliyor. Yardımcısı burada. Kendisinin hasta olması sebebiyle katılamadığını ve mazeret dilekçesi gönderdiğini ve selamlarını getirdi. Sağ olsun, kendisine acil şifalar diliyoruz. Elif Eldemir arkadaşımız, o da annesinin sağlık sebepleri dolayısıyla katılamadı. Yusuf Özoğlu, Özlem Pala ve Ebru Kayabaşoğlu mazeret dilekçeleri gönderdiler. Mazeretlerin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, değerli arkadaşlar, şimdi tabii başkanımız ifade etti ama ben de duygu ve düşüncelerimi ifade etmek isterim. Niyazi Pakyürek başkanımızı kaybettik. Şimdi kendisini ziyaret etmiştik başkanımızla bundan sanıyorum 5-6 ay oldu, yılbaşı gibiydi. Başkanın bir projesi var. Bir belgesel şeklinde oda değerlerini anmak, genel kurullarda işte slayt olarak arka fonda göstermek şeklinde. Önce bir gala yapacak tabii ki. Genel kurula, bundan sonraki seçimli genel kurulumuza da tabii bir yıl gibi bir zaman kaldı. Bu projenin de tamamlanacağını umuyorum. Yani böyle bir ziyareti gerçekleştirmiştik aylar önce. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii oda başkanlarımızı, geçmiş dönem başkanlarını ağırlıyoruz. Bu çerçevede Tuncay Ergen'in, onu da kaybetmiştik, onu da Allah'tan rahmet diliyorum. Onun da emekleri geçti. Burada anma programı düzenlendi. Ben de bir konuşma hazırlamıştım ama o gün sağlık sebepleri dolayısıyla sesim kesildi, kısıldı. Aradım arkadaşları, komisyon başkanı Ali Erdoğan burada. Başkanımızı aradım, katılamadım. Tabii iz bırakan başkanlar tamamı iz bıraktı. Değişik faaliyetleri oldu. Bu manada şu anda Bülent Çetin başkanımızı ağırlayacaktık dediği gibi başkanımızın. O da mazeret bildirdi. Daha sonraki bir toplantıda inşallah onu da ağırlayacağız. Şimdi Özcan Pamuk
odamızın ilk kurulduğu günden beri, hatta dernek dönemleri vardı tabii, tüm fert burada bilen arkadaşlarımız çok az. Bakıyorum böyle tüm fert dönemini. Ondan sonra tabii o da kanunumuz çıktı. O dönemin zahmetleri, sıkıntılarını yaşadık hep birlikte. Ve ayrıca kritik kulisleri de oldu. Şahin Başkanımız burada hep içinde yer aldı. Ancak Özcan Pamuk da bu kulislerin içinde hep vardı. Örneğin şu anda aklımda kalan Süleyman Fidan'ı da kaybettik. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Saygıyla anıyorum. O bir fedakarlıkta bulunmuştu örneğin. Yani geçici kurul döneminde bizim arkadaşlarımız kendisine başkan seçmek istiyorlardı. Birlikte toplandık. Bir konsensüsle en yaşlı üye Tunca Ergen'i geçici kurulda o da başkanı olarak görev vermiştik. Yani bu ilişkilerimiz bizim çok karşılıklı saygı, sevgiye dayanan bir ilişkiydi. Bugüne kadar da gruplar arasında çok fazla böyle birbirini rencide eden davranışları görmedim. Onu da ifade edeyim. Şimdi bu manada Özcan Pamuk Başkanımızın anıları, sıkıntıları ve o günlerdeki aklında yer eden konularla ilgili dinlemek istiyoruz. Buyurun başkanım. Sayın Divan, TÜNOV'un değerli yönetim kurulu üyesi, eski başkanlarımız, bugünkü oda başkanım, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Tabii gönül böyle kürsüye çıkınca salonların dolu olmasını bekliyor ama maalesef olay da bu. Bazen aklıma geliyor Şahin abinin, hani kumaş bu demişti, İngiliz kumaşı ama kumaş bu. Demek katılım o. Şimdi Halil de bahsetti, tabii ben 40 yıl yaptım bu mesleği, 84 yılından beri de bu çalışmaların içindeyim. Yani bu işleri kimse bize silah zoruyla yaptırmadı, bile isteye. Geldik, yaptık. Dümdüz, hiç beklentisiz bu işleri yaptık. Zaman yani öyle bir şey getirdi ki Özcan Pamuk meclis başkanı ol, peki. Denetim kuruluna gir, peki. Oda başkanlığına aday ol, peki. Yani emin olun hep böyle bir arkadaş gruplarının talepkarlığı oldu. Hatta Bülent Çetin'e karşı bir ön seçim kaybettim ben grupta. İkinciye aday ol dediklerinde herhalde bir zorlamayla oldu. Yani şimdi kulakları çınlasın, Sedat Akbıyık'ın zorlamasını unutamıyorum. Yani gerçekten değer verdiğim bir arkadaştı. Kısmetmiş, ben, ailem, oda başkanlığımla gurur duyduk. Elimizden geldiğini hiç ardımıza koymadık yani. Bu işte de en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Ama tabii şöyle bir şeyi de yadsımamak lazım. Dönemler başkanlarıyla anılıyor. İşte Özcan Pamuk dönemi, Şahin Gencal dönemi ama bunun gerisinde yani hatırlarsanız 300 Spartalı gibi en az 250 kişilikte bir ekip var. Arkadaşları her zaman her yerde göremiyorsunuz ama işte odanın kurulları, ilçe temsilcileri, komisyonları, oda çalışanları, işte Halil davet ettikten sonra şöyle bizim dönemsel kitapçılıklara baktım. Hakikaten yani tabirimi maruz gördüm. Bazen yanlış anlaşıldı ama deve dişi gibi adamlarla çalışmışım. Ne mutlu bana. Gerçekten hepsini saygıyla anıyorum. Kaybettiklerimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi isimlerle
kafanızı şişirmek istemiyorum ama bahsetmeden de geçemeyeceğim. En azından tarihe nöt düşmek adına. Mesela yönetim kurulumuz Rasih Yılmaz, Raşit Gürbüz, Ebu Bekir Şimşek, Zeki Aytekin. Denetim kurulumuz Servet Şahin, Eylem Yiğit, Rıdvan Demir. Disiplin kurulumuz Şerafettin Acar, Hasan Artar, Erol Eren, Servet Kuru, Salih Alkaya. Tesmer Sedat Akbıyık, Özcan Dilek Yiğil, Fedail Kalemli, Murat Özdemir, Yakup Kayağan. Mesela Tesmer'le ilgili bir not söyleyeyim. Tesmer başkanları genelde oda başkanıdır. Bütün Türkiye'de böyledir. Türmop. Ama Sedat Bey'in yani gerçekten o dönemde üniversitede ders de veriyordu. Eğitimci yönü var. Rica ettik Türmop da önümüzü açtı. Sedat Akbıyık Üstad'ı Tesmer Başkanı yaptık. Yani faydalı olduğunu da düşünüyorum hala. Şimdi oda komisyonlarımız 19 tane oda komisyonumuz var. Şimdi sayı biraz değişti isimler ama o günkü adıyla eğitim komisyonu Yücel Baytaş, stajyer eğitimi ve denetimi Ahmet Hikmet Sönmez, basın yayın Ahmet Gülener, Avrupa Birliği Halil Erdoğan, genç meslektaşlar Recep Üygün, denetim Orhan Şen, mevzuat Davut Çelik, çevre ve sağlık Serdar İnce, bağımlı çalışanlar Hayriye Tarakçı, büro standartları Şener Ersoy, denetim standartları Münir Gültepe, doğal afetler ve yardımlaşma Mehmet Ali Gelmez, engellilerle dayanışma Canan Ateş, kurumlarla ilişkiler Şevki Çelik, meslek mevzuatı Huriye Canan Tunar, muhasebe standartları Füsun Gürsoy, sosyal kültürel etkinlikler Aliye Saydam, teknoloji izleme Ali Çevdir, ücret tespit Ömer Haydari. Bu insanlardan bazılarını kaybettik, bazıları hala devam ediyor. Mesela o da meclis başkanımız Cengiz Kırgız. Onunla da çok iyi bir diyalog yaptık. Oda meclisiyle ilgili o gün yaşadığımı söyleyelim. Ben oda başkanı oldum ama delege değildim arkadaşlar. Arkadaşlar oda başkanı yaptı ama delege listesinde olmadı. Ben etmedim, ettirdiler sağ olsun. Sildi arkadaşlar. Ama Cengiz abi kulakları çınlasın, onunla iyi bir diyalogla dönemimizi yürütmeye çalıştık. Bu arada tabii oda çalışanlarını da anmadan edemeyeceğim. Oda müdürümüz Osman Yıldırım, sekreterimiz Sevgi Ölemiş, vezne sorumlumuz Aslı Bulut, basın yayın Nazlı Özcan Hanım hala devam ediyor. Tesmer çalışanlarımız Cevdet Çalışkan ve Cavit Şentürk, hizmetlerde Hükmettin Çakar, yani Hükmettin vallahi İngiliz anahtarı gibiydi. Yani her şeye koşardı. Evet. Fadliye Kocaoğlu, Aydilek Erdemir. Bizim İhsaniye'de Volkan Sedefli vardı orada irtibat buramızda. İnegöl'de de Emine Akarsu. Bir de ilçe temsilcilerimiz var. Onları da anmadan geçemeyeceğim. İnegöl'de Ali Uslu, Yenişehir'de Kemal Ece, Gemlik İbrahim Koç, Orhangazi'de Mithat Yurtsever, Karacabey'de İsmail İşbaşaran, Kemalpaşa İlker Tıran, İznik Mustafa Çelik, Orhaneli Metin Aydın, Kestel Nurcan Atlı, Emek Abdurrahman Sarı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani dönemler hep başkanlarla anılıyor ama bu ekipler olmasa başkanlar ancak vazoda bir çiçek gibi öyle solar durur. Ben tüm arkadaşlarıma o dönem için görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kaybettiklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi kısaca bahsettim. Tabii o dönemde nisbi temsil yoktu ama üyelerimiz nisbi temsil şeklinde 3'e 2 bizi seçtiler. Yani nisbi temsil uygulandı üye tarafından. Tabii ben nisbi temsile karşı dönmüş bir insanım. Niye derseniz,
Yani burada o dönemde çalışan arkadaşlarım var bilmiyorum. Yani arkadaşlar tekerleğe taş koymaz. Asla meslek mensubuna karşı hiçbir şey yapmaz muhakkak. Ama nasıl kabul ederseniz edin, yani bir enerji eksikliği oluyor arkadaşlar. Yani onu kimse yatsımasın. O enerji eksikliği oluyor. Yani bugün işte yine yürüyor. Çalışanlar daha net olan. Bunu açık açık birbirimize söylemek lazım. Yani ne derseniz deyin. Ama biz elimizden geleni ağzımıza koymadan yani bizim şiarımız ne oldu? Her zaman bakış açımız meslek mensubunun işini kolaylaştırmak oldu arkadaşlar. Attığımız her adımda hep meslektaşın işini kolaylaştırmak için uğraştık. Çünkü hani sol jargonda çok kullanılan bir laf var. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Ben o lafı çok tutarım yani. Gerçekten eğer bu örgüt güçlü bir yapıya kavuşacaksa, kendini toplumda belli bir yere elde edecekse, yanlış algıları silecekse bunu hep birlikte yapmak zorundayız. Yani ben köy kökenli olduğumdan bilirim, kasaya konan bir çürük elma o kasayı çürütür arkadaşlar. Mesela ben her gittiğim yerde disiplin kurullarımızın ne derece başarılı çalışma yaptıklarını övünerek söylemişimdir. Gerçekten bunlar çok önemli. Bunu biz devam ettirdik. Bizden sonraki arkadaşlarımız da muhakkak devam ettirdi. Şimdi delege olamadığımızdan bahsettik ama başkan olarak tabii gidiyorsunuz. Mesela TÜRMOP, şimdi devam ediyor mu bilmiyorum. Belli dönemlerde başkanlar kurulu toplantıları yapardı TÜRMOP. İşte Ankara, İstanbul, İzmir gibi köklü odalar böyle konuşur. Emin olun, bir de kitaba basılırdı o dönemlerde. Okuyun, hep aynı şeyler. Yani yıllar boyu hep aynı şeyleri konuş. Ne var? Taslak zorluğu. Ne var? İşte beyannamelerin uzatılması. Ne var? Kaçak göçek. Hep aynı şeyler. Yani 30 yılı geçmişiz, bir adım ileri gitmemişiz. Yani bunda tabii çuvaldızı hep karşıya değil, kendimize de batırmamızdan. Demek ki bir yerlerde bir eksik bir şeyler yapmışız hepimiz. Yani bunu hatta bir de başkanlar kurulu toplantısının birinde başka bir şey de var. O konudan konuya atlayacağım. Biraz kronoloji takip etmeyeceğiz belki ama mesela ben kürsüden onu söyledim orada. Ya arkadaş, bütün Türkiye'den oda başkanlarını topluyorsun. Bu ülkede sıradan Kanada Sahneler Derneği bile günün anlam ve önemine istinaden beyanat verir. Bu başkanlar kurulunun Türkiye ile ilgili hiçbir sorunu olmaz da bir basın açıklaması yapmaz diye söyledim. Tabii gülüp geçiyorlar. Nedense bizim TÜRMOP o konuda hep bir tık geride kalmıştır. Vardır bir bildikleri diye düşünüyorum. Ben çözemedim. Vardır bir bildikleri. Şimdi arkadaşlar, bizim 2 yılımız gerçekten şöyle kitapları aldım baktım. Arkadaşlar yani övünmek gibi olmasın ama iyi çalışmışız yani. Eğitim çalışmaları olsun, kurumlarla ilişkiler olsun, basın yayın olsun. Gerçekten bir şeyler öğretmeye çalışmış. Ha, ne derece faydalı olduk, ne derece bir hoş seda bıraktık o meslek mensubunun takdirine. Bakın öyle bir dönem yaşamışız ki şimdi enflasyon düzeltmesi tarih tekrar etmiş. Enflasyon düzeltmesinin birebir içine düştük biz mesela. Kimse bilmiyor. Yapan yok ya da yapan çok az. İşte e-bildirge, e-beyanname bizim dönemimizde fırlamış gelmiş. Liradan 6-0 atılması o döneme denk gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri Irak'a saldırmış. O dönem bizim dönemimize gelmiş.
Neredeyse 3. dünya ama biz önledik. Şimdi tabii odayla ilgili bu bütün çalışmalar bütün oda yöneticileri yapıyor. Yani bunu kurumlarla ilişkileri en iyi derecede sağlıyor, basın açıklamaları yapıyor. Ama şöyle bir mizaç da var. Yani bizim arkadaşlarımız arasında da. Yani bu çalışma, oda yöneticilerin çalışması meslek içine mi? Yoksa ülke sorunları, dünya sorunları ona mı? İkisi birden mi? Yani ben açıkça kendi dönemimde de hiç sadece meslektaşa yönelik bir çalışma içinde olmadım. Arkadaşlarımızla birlikte biz kentimizde mi, ülkemizde mi, dünyada mı ne sorun varsa eğer söyleyecek bir çift de lafımız varsa hep onun içinde olduk. Hiç de yüksünmeden mesela ne yapmışız? Uludağ'da bir sorun mu çıkmış? Uludağ'ın ağaçlarını mı kesmeye başlamışlar? Biz ayaklanmışız. İşte burada akademik odalar var. O dönemde şu anda başkanımızın yaptığı gibi sözcülük bizdeydi mesela. Sözcülüğü de herkes istemez arkadaşlar. Halil Başkan'ın bilir, millet yani yanından ötesinden kaçar. Yalnız biz hep üstümüze düşen görevleri hep yaptık. Mesela o dönemden hiç unutmayacağım bürokrat halde aldı. Orman Mühendisleri Odası Başkanı İmdat Demir'in bizimle birlikte çabasını asla unutmam. Adam bürokrat, devletin bürokratı, devlet Uludağ'a bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama İmdat Başkan bizimle birlikte karşı durmuştu. Mesela geçelim Çevre yolu Kazıklı Sapa. Ya arkadaş ovayı ikiye bölüyor ya, yapmayın etmeyin. Mesela biz bütün örgütü toparlayıp karşı durmuşuz. Yine Samanlı'ya yaptılar ama en azından odayı ikiye bölmediler de üçte birini böldüler. İsa Bey köyüne ne yaptılar başkanım? İsa Bey köyüne çivi çakmadılar. Çakmasın. Aman çakmasınlar. İstediğimiz de yok. Keserler. Yani derdiniz buysa arkadaş her şey mübahtır yani. Bütün mesele duygusallık. Mesela o dönemde yine sonradan pek iki hatıra ormanı yaptık biz. Mustafa Kemal Paşa'ya ve Eyazca'ya peş peşe iki yılımızda da iki hatıra ormanı yaptık. Gerçi gidip o ağaçlar ne halde görmedik. Yani bir fikri takip yapsa başkanım da gidip bir görsek. Ektiklerimiz ne oldu? Ağaç mı oldu? Kül mü oldu? Kemal Paşa ne oldu? Evet görmek lazım değil mi? Yapmakla olmuyor. Takip de etmek lazım. Evet. Bir de o dönemde hep içimde uhde kalmıştı. Başladık bitiremedik. Mesela Bursa'da çok etkin bir takip edenler. BİMET diye bir dernek var. BİMET. Açılımını daha iyi bilir. Yani bu İktisadi Bilimler Fakültesi mezunları derneği. Mesela onunla biz çok iyi bir diyalog kurmuştuk o dönemde başkanlarla. Ortak yemekler falan yapmaya başlamıştık. Ya iyi de katılım oluyor. Yani şimdi arkadaşlar etkinlik yapmak çok güzel ama katılım sağlayamazsanız hiçbir şeye yaramıyor. Yani hani etkinliğin adı da zayıflıyor. Yani adını koyuyorsunuz ve etkinlik yapıyorsunuz. Katılım olmazsa zayıflıyor. O zaman kimdi Başkan Raşit? Erkan Özalkan. Erkan Özalkan. Allah rahmet eylesin. Sonradan kendi işlerinde yani bizim odamı öne geçiyor, BİMET mi öne geçiyor? Değişik böyle basit şeyler yüzünden o birliktelikten vazgeçtiler. Ya işte Allah rahmet eylesin. Mesela o dönemde yine hatırladığım Keles'in ne şeydi? Kozbudaklar köyüne. Güneybudaklar ya da ikisine birden mi? Yani onlara bir kitap, televizyon, ilk öğretim okuluna, kütüphane kurulması güzel bir etkinlikti o da. Hasan Eren de orada yatıyor zaten. Hasan Eren de orada mı yatıyor? Erenler köyünde yatıyor. Şimdi o dönemde
yine benim çok mutlu olduğum bir etkinlik, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen meslek mensuplarını ağırladık. Kardeş oda. Bir de sözleşme mi yapmıştık karşılıklı? Protokol var değil mi bizim dönemimizde? Protokol çıkardılar. Benim imzayı gördün ya. Tamam. Avrupa Birliği konusu. O dönemle ilgili işte biz ağırladık. Hiç unutamayacağım bir anı var o dönemle ilgili. Hatta ismini toparlayıp bize tercümanlık yapan Yunanistan göçmeni bir arkadaş var. Mehmet Hoca. Koca. Şimdi ağırladık. İşte gitme günleri geldi. Alimi otelde kalıyorlar. Ben giderken güle güle diyeyim dedim. Biraz da işte ne aldık? Kuru yemiş falan aldık yolluk. Bir de Bursa'nın niye meşhur? Bıçağı meşhur. Havlu aldık. İşlemeli havlu işlettik. Vallahi kestane şeker almadık. Pahalıydı herhalde. Yani onu almadık. Şimdi de pahalı. Havluyla bıçağı hatırlıyorum. Yani bıçakları lan giderken suratlar böyle biraz deniştik. Ya Mehmet burada bir şey var. Benim adını koyamadığım bir şey var. Bir konuş şunlarla. Mersin Yunanlarda bıçak hediyesi düşmanlık anlamına geliyormuş arkadaşlar. Biz onu atlamışız. Biz yani hani kaş yaparken ama uyarmadı kardeşim, ben nereden bilirim yani, uyarmadı. Ama orada söyledi. Neyse anlatmaya çalıştık işte bu sanın meşhurdu şöyle bir, ama suratları değiştiremedik yani. Öyle bir olayda yaşadık, içimde bir uhde kalmıştı. Şimdi bir de içinde bulunduğumuz şu akademik odalar yerleşkesinden bahsetmeden de olmaz. Şimdi bu yapan işte Bursa Akademi Odaları Sarayı İş Yeri Yapı Kooperatifi adıyla, o zaman da saray merakı varmış herhalde hepimizde. Biz adı öyle kurulmuş. 2003'te kurmuşlar. Biz 2004'te göreve geldik. Odada genel kurul yapılıyor bizim Fevzi Çakmak'taki oda binamızda. Bülent Çetin de divanda, o da denetim kurulundaymış falan. Biz de katıldık arkadaşlarla toplantıya. İşte Bülent Çetin, ya biz yine denetimde falan oluruz falan derken, ben söz istedim. Biz yönetimde olmak istiyoruz arkadaşlar dedim. Tabii zaten mana alıyor birileri yıkılsın diye. Biz kabul edelim. Yani yönetime girdik 2004'te. Kısmet 2005'te sözleşmeyi encümende yaparken, orada da benim imzam var arkadaşlar. Övünmek gibi olmasın. Encümende imzayı ben attım. İşte burası her ne kadar şimdi içinde oturdukça eksiklerinden falan bahsediyoruz ama bir yarışma projesi. Yani öyle kabul edildi. 2005 sonunda ruhsatı alındı. 2006'nın Mart ayında da yine bizim odada rakamları şöyle kitaptan bakınca gerçekten hani derler ya nereden nereye diye, KOBE inşaatını 4 milyon 366 bin liraya vermişiz arkadaşlar. Yani KOBE inşaatını 30 bin metre. Zaten tümü de 23 milyona falan mal ettik biz bunu o günün rakamlarıyla. Şimdi o dönemde tabii o yöneticilerin isimlerinden de bahsedeyim. Onları da not almıştım. Evet, onlardan da bahsedeyim. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Hikmet Şahin'di. Nilüfer Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey. Bir de Büyükşehir'de bir imar daire başkanımız vardı. Mustafa Altın, inşaat mühendisi. Onların çok faydalarını gördük. Yani önümüzü açtılar. Bu arada Mustafa Bozbey Başkan'ın bu çalışmaları yaparken o gün tabii dikkate almamışız. O lafını hiç unutmayayım. Her odanın böyle bir toplantı salonu talebi var arkadaşlar. Çok meraklıyız biz. Ne kadar dolduruyoruz bunu tartışma konusu. Ya başkan aynen şunu söyledi. Ortak alanlara değişik ölçülerde salon yapın.
odaları boğmayın dedi. Şimdi düşünüyorum da adam hakikaten çok ileri görüşlüymüş. Ne kadar faal kullanabiliyoruz? Bu da sizlerin takdirlerine bırakıyorum. Şimdi bu kooperatif yönetimlerinde çalışanlar da Raşit Ahmet Aybar dedi. Ondan sonra Melih Türe. İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Adem Özdemir, Celal Demir, Sabahattin Çalışkan. Makine Mühendislerinden Ferdun Baykara, Hüseyin Gencer. Harita Mühendislerinden Celil Çolak. Bursa Barosu'ndan İsmail İşyapan. YMM Odası'ndan Kemal Tığoğulları. Elektrik Mühendislerinden Emir Birgün. Koordinatör Mimarımız Tülay Gülkokar. Proje müellifimiz de Ümit Yücel. Bunların isimlerini de anmadan geçemeyeceğim. Umarım uzun yıllar bu binalar hizmet eder. Gerçi pahalı oldu. Akıllı bir bina yaptık. Pahalı oldu. Yani yapacak bir şeyi ekledim, unutmadım diye düşünüyorum. Rahmetli Hamdi İliman'la Halil abi de BDM'si. Bravo. Tabii onu başlangıcını, yani bu proje kurulmadan önceki başlangıçta onlar belediye meclisi üyesiydiniz değil mi? Belediye meclisi üyeleriydi Nilüfer'de. Tabii ki. Arkadaşlar tabii ki. Ben de bir bilgilendirme yapayım. Bununla ilgili epey mücadele verdik. Bu binanın arsasının bir kısmı Büyükşehir'in, bir kısmı Nilüfer Belediyesi'nin de. O dönemde hem Nilüfer Belediyesi'nde hem Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi olmam dolayısıyla arsanın tahsisinde mecliste önerge veren iki kişiden biriyim. Başlangıcı odur. Ama bunun tabii farklı sıkıntıları da oldu bizim için. Erdoğan Bilenser Büyükşehir Belediye Başkanı idi. Bize burayı tahsis ediyor iken başka bir yerin meclisten geçirmemizi şart koşmuştu. Bozbey Başkanımıza da görüşmelerin içinde varım. Ve o şart koştuğu yer daha sonra SİT Tarihi Anıtlar Kurulu'na aykırı olduğu gerekçesiyle biz orada oy verenler olarak yargılandık. Bu da benim için bir şereftir. Katkılarından ötürü Halil Başkan'a da teşekkür ediyorum. Şimdi dediğim gibi pahalı bir bina oldu. Şimdi yapmaya kalksak yapamayız da. Hani yapsak belki projelerde daha değişik. Özellikle bu toplantı salonlarıyla kafeteryanın ayrı bölümler halinde düşünülmesi gerekiyor diye herkes hemfikir şu anda. İç içe. Bu da bazı şeyleri zorluyor haliyle. O kadardı o zaman. Onu soruyorsan söyleyeyim, o kadar diyor. Ben de her zaman bakmışımdır etrafa. Burada gece kondu gibi kaldık. Yani böyle. Hayır. Bakın o altı kum çıkmış olayı farklı. Şimdi burası dere yatağı arkadaşlar. Dere yatağı. Projeler iki kat bozdum. Dört katta. Ve dere yatağı. Hatta biz temel atma aşamasına geldiğinde zemin gevşek olduğundan ya fora kazıp ya da başka bir şey bulalım dediler. Buraya o dönemin fiyatlarıyla 500 bin liralık tabana beton bastılar. Özel makinalarla, yani zemini güçlendirmek için 500 bin liralık beton attılar. Yani rakam biliyorsunuz 4 milyon civarında kaba inşaat. Onun işte evet beton attılar ki zemin sağlam olsun. Zemin gerçekten gevşek. Ama çevredekiler kaç katlı, o da artık yapacak bir şey yok. Hala bir bağ yazısı yok dışarıda. Var. Nerede var? Var. Çiçeklendirmiyorum. Hayır. Var. Ya şu yapı var. Ne yapı? Toparla. Onu biliyorum. Tamam, başkan toparla diyor. Haliyle uzattım. Yani tabii özledik demek ki mikrofonu. Mikrofonu. Şimdi eğitim çalışmalarını hep önemsedik. Mesela benim hep yani yapmak istediğim, ya bir tanesini yapabildiğim bir şey var. Yani uzmanlık dalı dış ticaret konusunda, dış ticaret işlemleri ve muhasebesi konusunda yaklaşık 10 kur
özel kurs verdik. Bu Yasel Gülsoy hocayla Alize Gümrüklemen'in sahibi Endel Maaşoğlu birlikte 10 kuru yaptılar. Çok da başarılı olduklarını düşünüyorum. Hatta Yasal Hoca bir de kitap yazdı sonunda. Türkiye'de meşhur oldu. Herkes onu arıyordu Yasal Hoca'ya. Yani Uludağ Üniversitesi'nden Halis Hoca, Doğan Hoca, Adnan Gerçek, Adem Yıldırım, Vahap Yıldırım hepsinin çok faydalarını gördük. İsimlerini anmadan geçemeyeceğim. Yeminli Malum İşler Odası'nda o dönem Başkan Tayfun Beşen'in, Kemal Tıroğulları'nın, Mehmet Yaşar'ın, Sedat Atkın, Turul Derintekin, Mahir Gencer, Rahmi Yılmaz, Kurtuluş Akdeniz'in hep katkılarını gördük. Defter darlıklar vergi dairelerinde de ilişkilerimiz iyi olmaya çalıştık. Tabii bir dipnot onu bahsedeceğim. Defter darlar Fatih Acar, daha sonra Mehmet Kilci, Vergi Kontrol Bürosu'ndan Nihat Karatepe ve Mustafa Çotak'la iyi çalışmalarımız oldu. Sosyal Sigortalar Müdürü Fikri Savaş, Teftiş Kurulu Başkanı Niyazi Yamaç, Çalışma Müdürü Bağa Tekeli, İş Teftiş Kurulu Başkanı Şenel Şen, İşkur Başkanı Kazım Yiğit, Bağkur İl Müdürü Ekmer Yaman, Yardımcısı Adnan Yaman, İl Sanayi Müdürü Mahmut İnan'dan daima faydalarını gördük. Şimdi bu vergi dairelerle ilgili, yani içimde hep bu kürsülerden daha önce de bahsettim, bilgi formülleri olayı yaşadık. Yani o bilgi formülleri Bursa pilot bölge her şeyde ilk önce çıkar. İşte Mustafa Çotak'ın yeni geldiğinde vergi denetmeni, böyle bir oluşum yaptı. Karşı durmaya çalıştık. O dönem milletvekillerimiz Niyazi Pakyürek, Nur içinde yatsın, Sedat Kızılcıklı da Allah uzun ömür versin, onlarla yardımcı olmaya çalıştılar ama bilgi formlarında yani başa çıkamadık arkadaşlar. Süre uzatımı falan oldu ama sonunda vermek zorunda kalındı. O da bizim ekibimizin yani iyi bir gol yemesine sebep oldu. Şimdi anlatacak çok şey var. Başkanım da uyardı. Biz bütün ekip olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Umarım geride hoş bir seda bırakmışızdır. Şimdi tüm katılanlara teşekkür ediyorum beni dinledikleri için. Umarım uzun, sağlıklı, huzurlu bir hayat sürersiniz. İşlerinizde başarılar diliyorum. Saygıyla hoşça kalın diyorum. Çok teşekkürler başkanım. Ben de o günlerde iz bırakan bazı isimler vardı. Örneğin hatırlarsınız Füsun Gürsoy. Mücadeleci bir kimlikti. Yani bizim baştan birlikte yola çıktığımız bir arkadaşımızdı. Çağdaş, ilerici, devrimci biri. Fakat bizim arkadaşımız olmasına rağmen meslekte birlik ve dayanışma grubundaki arkadaşlardan daha fazla bize muhalefet ederdi. Füsun Gürsoy öyle idealist, kendi doğruları olan bir meslektaşımızdı ve o meslektaşımız hala mesleği icra ediyor. Hüseyin Ali başkanımızla onu da ziyaret ettik. İz bırakanlardan biridir. Biraz rahatsızdı o günlerde. Sanırım belgeselimizde o da yerini alacaktır. Onu da bir gün davet edeceğiz. Şahin başkanımızla çok geçinemezdi ama eleştirileri tabii ki her zaman bize yön vermişti. Dikkatimizi çekmişti. Bunun yanında biraz önce Sevgi Üremiş'ten bahsetti başkanımız. Sevgi Üremiş hakikaten bizim kahrımızı çeken bir sekreterimizdi. Dernekçilik döneminde yani kıt kanaat ücretini öderdik, ödeyemezdik ama bizi hiç terk etmedi. Sonra o da kuruldu. Birlikte mücadeleye devam ettik. Kendisiyle bu şeye oda başkanlarını ağırlama projemizi yaparken ilk toplantıda davet ettim. O da rahatsızdı. İnegöl'de sonradan geç evlendi.
Bir gün inşallah burada onları da onu da size tanıtırız. Başka bir Osman amcayı da unutmayalım. Evet. Bahri. Bahri amca. Bahri. Bizim Osman amca vardı. Şeyden Şahin abiyle onu ile beraber Bahri hoca öldü. O Bahri abi sonradan geldi. Evet. Ama ondan önce Osman amca vardı. Evet. Hepsi hayatta ise saygıyla Allah rahmet eylesin diyoruz. Değerli arkadaşlar, gündemimizin başkanım plaketimizi lütfen. Buyurun başkan. Şahin başkanımız katkıda bulunmak istiyor. Buyurun. Sayın Başkan, değerli kardeşlerim, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Benden sonraki kuşakta yer alan Özcan Pamuk çalışmalarını anlattı. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Özcan'ın bir özelliği var. Şimdi siyasette çok militan tip görmüş biriyim. Ama STK'larda böyle bir tipe rastlanmak kolay değil. Niye bunu söylüyorum? Sabahın seçim günü, sabahın köründe gelip sandık kapandıktan sonra giden tek kişi. Bu karakterde bir figürün oda başkanı seçilmesi bir örnek teşkil ediyor. Bir abisi olarak biz en sonraki kuşağın bu hızlı adamını adamının gözlerinden öpüyorum. Sayın Başkan, asıl söz alma nedenim bir anıyı anlatmak için geldim. Geçen hafta kaybettiğimiz Niyazi Pakyürek arkadaşımızın enteresan olan bir anımı anlatmak istiyorum. Hatta geçen hafta Facebook'ta paylaştım ama burada sizlerle paylaşmam benim için daha önem arz ediyor. 99 yılında ben CHP'nin il başkanıyım. Niyazi Pakyürek'te Refah Partisi'nin il başkanı. Teknik olanaklar bugünkü gibi değildi. Bir televizyon programına davet edildik. Ben stüdyodayım. Niyazi Pakyürek stüdyo dışında telefonla bir programa katılıyor. Ben onun sesini hiç duymadım. Diyorum ya, teknik olanaklar bugünkü gibi değildi. Çok güzel şeyler anlattı benim için. Ben de ondan sonra söz alınca aynı duygularla ben de kendisi için düşüncelerimi aktardım. Bir şey yok, halk izledi tabii o geceki programı. Ertesi gün gazetelerde köşe yazılarında şöyle bir yazı gördüm. İşte siyasette kavga etmeyen, özlemini duyduğumuz iki siyasetçinin mükemmel davranışı diye köşelerine konu etmişlerdi. Niyazi böyle bir karakterdi. Hiçbir zaman hiçbir olayı kendini gererek veya kızarak mücadele ettiğini hiç tanık olmadı. Odada rakiptik, siyasette de rakiptik ama işte herkesin bildiği o programda ne olduğuna ilişkin, nasıl bir insan olduğuna ilişkin güzel bir karakterin örneğiydi. Aramızdan erken ayrıldı. Onun anısına saygıyla söz almış oldum. Geçmiş dönem oda başkanlarının hayattayken bir program yapılmasına ilişkin benden sonraki bütün arkadaşlara öneride bulunmuştum. Sağ olsun Hüseyin Halil kardeşim bu konuda
önemli bir mesafe kaydettiğini öğreniyorum, yaptığını görüyorum. Dilerim söz uçuyor, belge kalıyor. Önemli olan şimdiki dönem değil. Birçok insan tabii şimdiki dönemi yaşıyor ama gelecekte birçoğumuzun hayattan koptuğu dönemlerde 50 yıl sonra örneğin bunları bir belge olarak görecekler ve öğrenecekler. Bu bakımdan önemliydi. Ben tekrar hepinizi kucaklıyor, sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Başkana da tekrar teşekkür ediyorum böyle bir belgeyi hazırladığı için. Tamam. Biz teşekkür ediyoruz başkanım. Şimdi Özcan Pamuk başkanımızın plaketini takdim edelim. Biz gündemimize devam edelim. Arkadaşlar hava sıcak. Bir ara verirsek dağılırız gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Genel burası daha serin. Sigara içmek isteyenler bahçeye girip çıkabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gündemimizin 5. maddesine geçiyorum. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve saymalık raporlarının sunulması görüşülmesi. Yönetim kurulu faaliyet raporları oda sitesinde yayınlandı ve girişte de bastırmış arkadaşlar dağıttılar. Ancak saymalık sunuşu güncel olduğu için onu oda saymanımız hazırsa o raporu sunabilirse seviniriz. Sayın Divan, Sayın Başkanım, TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemiz buradaydı. Kalktı herhalde, sigara içmeye gitti herhalde. Değerli Hazurun, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 15. dönem 6. olağan oda meclisi toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere 9 Haziran 2024 tarihi itibariyle gerçekleşmiş değerler üzerinden bilgileri aktaracağım. 9 Haziran 2024 tarihi itibariyle toplam hazır değerlerimiz 3.327.516.91 TL. Hazır değerlerin dağılımı 3.963 lira 75 kuruş kasada, 2.104.464.29 lira bankada, 1.219.088.87 TL kredi kartlarında. 9 Haziran 2024 tarihi itibariyle toplam ödenecek cari borcumuz ise 184.522.24 TL. 9 Haziran 2024 tarihi itibariyle toplam alacaklarımız 14.451.950.87 TL. Evet başkanım, öyle yani. Vallahi yoklukla işte bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz yani. Şimdi oranları da vereceğim başkanım. Hepsini yıl yıl vereceğim. Yani 2020'ye kadar döneceğim. 2024'te alacağımız 8.685.728 lira. Tahsilat oranımız %38. 2023'ten alacağımız 2.646.936 lira. Tahsilat oranımız %66.82. 2022'den alacağımız 592.785.17 %87.80 tahsilat oranı. 2021'den alacağımız 235.866.11 %93 tahsilat oranı.
2020'den alacağımız da 123.546.45 %95.79 tahsilat oranı var. 2019'dan 58.015.87 ve daha önceki yıllardan da 250.564.87 lira alacağımız devam ediyor. Nispi aidatlardan da 2016 ikinci birinci dönem ve öncesi nispi aidatlar bunlar 114.252.77. Tüm bunların da gecikme zamları 1.687.557.43. Takipteki üye bağışları ile ilgili de 2578 liralık bir şeyimiz var, alacağımız var. İktisadi işletmeden de 53.117.87 ama bu para gelecek olan bir para, takvim, işte genç ofis ve pratik bilgilerle ilgili vermiş olduğumuz şeylerin ödemeleri, almış olduğumuz sponsorlukların. Toplamda da bu süreçte 2.292.176 liralık sponsor gelirimiz oldu. Yine yönetim kuruluna bu anlamda teşekkür ediyorum. Hepsi elini taşın altına koyuyorlar. Ama tabii aidatlar maalesef istediğimiz tahsilat oranlarıyla gitmiyor. Çok yükselen bir enflasyonla karşı karşıyayız. İşte 2 yıldır, 3 yıldan beri. Yani pandemiden çıktıktan sonra ciddi bir enflasyon var. İşte son genel kurulda da bizi bağlayan aidatları çok fazla arttıramadık. Türkiye'deki neredeyse değil, büyük ihtimalle en düşük şey bizde. Üye aidatı 2385 lira. Yani bugün bakıyoruz diğer illerde 4000, 5000 liralar varken biz 2385'te genel kuruldan dolayı kaldık. Tabii zorlanıyoruz, yani zorlanmıyoruz diyemeyiz ama bu tahsilat oranını arttırmamız lazım. Bunun da önlemleri belli. Yapacaklarımız da belli. Mecbur yapacağız çünkü artık bazı şeyleri. Maalesef yani biz de istemediğimiz bir yola doğru gideceğiz. Yani icra takibine başlatmak zorunda kalacağız. Çünkü başka türlü dönecek gibi değil. Yani şeyde çıkmasına rağmen, işte 7440 çıkmasına rağmen orada bile çok fazla bir tahsilat oranıyla geri dönüş olmadı. Evet, zaman aşımına girme riski olan 78 meslektaşa toplam 325.274 liralık takip işlemi başlattık. 62 dosyanın tamamı kapanırken 78 dosyadan 16 tane dosya devam ediyor şu anda. Zaman aşımı riskli olan dosyalardan bahsediyorum sadece. 470 tane de muhtemel 2022 ve öncesi muhtemel açılması, icra açılması muhtemel olan kişi sayısı var. 2023 ile beraber sene sonuna doğru bu rakam daha da fazla olacaktır. Şimdi odayların sitesinde bir yenilemeye gidiyoruz. Sanırım Temmuz sonuna yetişecektir. Öyle tahmin ediyorum. Tahsilatları işte direkt şeyden çalışmayan bir sistem vardı. Mail order sistemi vardı. Şimdi o yenileniyor. O mail order sistemiyle direkt tahsilatları daha hızlı ve taksitli halde yapabilme imkanı olacak meslektaşa. Bunun duyurusunu da yapacağız. Bir tamamlansın. Testler devam ediyor. Bu da belki tahsilat oranını arttıracaktır diye düşünüyoruz. Şuradan şu bilgiyi de vereyim. Toplamda da devam eden icra dosya sayımız 341'di. 122 vefat ve işte kapatma nedeniyle yani borcu kapatma nedeniyle bitti. 218 kişi devam ediyor şu anda. Evet. Yine bu süreçte iki yıllık süreci tamamladık. Bu süreçte odanın elzem ihtiyaçları dışında hiçbir harcama yapılmadı. Bunu her seferinde söylüyorum. Böyle de devam ediyor çünkü. Tüm yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum bu anlamda. Bu tasarruflu şeyler, tasarruf çerçevesinde karar verdikleri için. Yani bu harcamalarda çok dikkatli davranmaya devam ediliyor. Elzem ihtiyaçlarında rakamlarını söyleyeyim. Oda personel ücretleri
2.107.909 lira. Personel yemek 270.539 lira. Oda kurul ücretleri 347.995 lira. BAOB katılım 461.493 lira. Elektrik 130.225 lira. Avukat, noter, medya masrafları 117.048 lira. Kitap ve dergi basım giderleri 293.913. Dağıtım gideri, işte bu en son 100. yıl dergisinin, 247.689. Toplam 541.000 lira kitap ve dergiler. Ruhsat giderleriyle ilgili çanta giderleri 235.132 lira. Bayramlaşma, muhasebe haftası, kadınlar gülü, çelenk, çiçek gönderim masrafı, ruhsat törenleri masrafları toplam 305.050 lira. Tüm kıdem tazminatları da 1.838.788 lira. Bir önceki mecliste Cavit Bey'in iki tane taksidi vardı, Cavit Şentürk'ün. O taksitler de kapandı. Bununla ilgili de ödenecek bir para kalmadı. Ödeyecek bir kıdem tazminatı yükümlülüğümüz kalmadı. Şeyi bir daha hatırlatayım, 6 Şubat depreminin bağışlarını 27 Şubat 2024'te, yani yıl dönümünde 131.447 lira olarak AFAD Genel Müdürlüğü'ne bağışladık. O hesabımızı da kapattık. Oradaki de tüm bağışçı arkadaşlara teşekkür ederiz. Yine görevde olduğumuz süreçte geleneksel olan tüm sosyal etkinliklerimiz eksiksiz olarak yapılmaya devam edildi ve ihtiyaç sahiplerine bağışlandı. Bundan sonrakiler de yine aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine bağışlanmaya devam edecek. Evet, şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayayım. Teşekkür ediyoruz Sayın Sayman. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, şimdi önceki toplantılarımızda da yaptığımız gibi komisyon faaliyet raporlarını da okuyup toplu bir değerlendirme ve eleştiri şeklinde yapıyorduk. Bu usule devam mı yoksa? Tamam. O zaman aynı şekilde şu anda 6. maddemiz olan komisyonların faaliyet raporlarının sunulması ve görüşülmesi maddesine geçiyoruz. Bize ulaşan 6 tane komisyon raporu var. Okuyorum onları. Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları Komisyonu, Genç Yönetim Kurulu Komisyonu, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu, Mesleki Sorunlar Araştırma ve Proje Geliştirme Komisyonu, Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu, Stajyer Eğitimi ve Denetimi Komisyonu. Bu komisyonlar raporlarını gönderdiler. Bunun dışında komisyon raporları var mı? Komisyon raporunu okumak isteyen, bir şeyler vurgulamak isteyen komisyon başkanı arkadaşlarımız var mı? Yani biz kürsüden komisyon raporlarının aslında ifade edilmesini, okunmasını istiyoruz. Evet. Basın yayın komisyon raporu gelmedi henüz. Onu tamam. Buyurun. Ali Erdoğan, basın yayın ve halkla ilişkiler komisyonu raporunu kürsüden okuyacak. Şöyle de yapayım, Özcan Başkanımın gününde. Saygıyla. Eski başkanım Gencal gitti mi? Peki. Teneffüze mi çıktı? Bana teneffüzde niye çağırdın Halil'im? Teşekkür ederim gene de. Evet, gündem devam ediyor. Teşekkür ederim. Sayın Divan, Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, sevgili meslektaşlarım, değerli basın mensupları,
şu anda yok ama TÜRMOP Yönetim Kurulu üyesi Muharrem Kaya, eski başkanlarımdan Özcan Pamuk ve günün de konuğu Gencal Başkanım da burada sayıyorum. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu olarak Oda Meclisimizin 15. dönem 6. olağan toplantısına katılmak ve sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Bugünkü meclis toplantımızda odamızın 2004-2006 yıllarında başkanlığı yapan Özcan Pamuk başkanımızdan oda başkanlığı dönemindeki mesleki anılarını dinledik. Odamıza ve mesleğimize vermiş olduğu katkılardan dolayı komisyonum adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Oda meclisimizin Mart ayında gerçekleşen bir önceki toplantısından bu yana komisyon olarak periyodik toplantılarımızı gerçekleştirdik. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu olarak hazırlamış olduğumuz Bursa bilanço deyince fotoğrafçımız nerede? Buradayız. Senede böyle bir kere çek. Olsun. Gaye bu. Peki öyle yapayım ayağının dediği gibi. Süleyman. Aferin. Fotoğrafçılar çoğaldı. Niye bunu böyle yapıyorsun Ali abi? İşte bir senedir mücadele ediyoruz başkanla. Ancak çıktı, onur duyuyoruz. Peki efendim. Devam ediyor. Biraz şov diyeceksiniz ama değil, gerçek. Çünkü somut bir şey. Bravo. Evet. Teşekkür ederim. Hocam evet. Basın Yayın hazırlamış olduğumuz Bursa Bilanço dergimizin Cumhuriyet'in 100. yılı özel sayısını yönetim kurulumuzun da katkılarıyla sizlerle buluşturduk. Geleceğe dair güzel bir hatıra bıraktığımız dergimizi keyifle okumanızı diliyorum. Çalışmalarımız devam edecek. Geçtiğimiz hafta oramızın kurucu başkanı Tuncer Ergen'in ardından Niyazi Pakyürek başkanımızı da kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm meslek camiamızın başı sağ olsun. Ben de Niyazi Pakyürek'le alakalı bir şey söyleyeyim. Ben Abdal Caddesi'nde muhasebeciydim. O da benim dükkanın iki dükkan aşağısındaydı. İkide bir gelir. Ya Ali Erdoğan anlat ya. Sen anlat Niyazi falan derken o eskilere gidiyorduk. Siyah kuya mir, şu mir, şu mir. Tamam diyorduk. Yani nasılsın, iyi misin? Allah rahmet eylesin. Biz de cenazesine katıldık başkanlarla beraber. Odamızın geçen hafta düzenlediği Bursa Spor Yanındayım basın açıklaması ve bağış kampanyasında komisyon olarak katkı sağladık. Denetçi, serbest muhasebeci, mali müşavirler üyelerimizi başkanımın da dediği gibi mücadeleyle dördünü getirdik yerine. Ziyaret ettim. Bursa Spor'umuzun yanında olmamın benim için ayrı bir önemi daha var. Bursa Spor'umuzun ilk milli kalecisi kardeşim Cemil Erdoğan huzurlarınıza rahmetle anıyorum. Şimdi Cemil Erdoğan, Öz Erdoğan matbaadan da tanır arkadaşlarımız. Ben bugün Bursa Spor'un haftası olmasa hasabıyla bunları da getirmiş oldum. Burada da yazıyor, Bursa Spor'umuzun ilk milli kalecisi Cemil Erdoğan 1955-2013 saygı ve rahmetle anıyoruz. Şimdi bunu muhasebe Bursa Spor kulübünle başkan kulüp müdürünle Sertaç burada mı? Sertaçlara hem ziyarete gittik hem de müdürle de görüştük. Evet dedi Ali abi, bastı makinesine, kaleci Cemil var. Ama şu anda arşivde dedi. Arşivde de Atatürk Stadyumunda, sizin gibi çok arşivimiz sağlam değil dedi. Peki dedim, ne yapacağız? Federasyondan dedi, bugüne yetiştirmek üzere yazı yollayacaktı bize. Halil Başkanımla da konuşmuştuk. Bu resmi bir şekilde, çünkü
Çünkü esbab-ı mucibesi derlerdi eskiden. Biz de eskidik ya. Şurada Erdoğan Muhasebe Bürosu, Ali ve Cemil Erdoğan. Demek ki bu benim hem kardeşim, hem oğlum, hem ortağım. Çünkü babamız ölünce Cemil 9 yaşındaydı, ben 19 yaşındaydım. 1964'te babam öldü. Cemil de 55 deyince 9 yaş oluyor. Bursa Spor'a giderken 54 ile 55 yaptılar. Genç milli takımda demek o zaman önemliydi. Bir yaş atıyorlardı neyse hikmetse. Sakarya'da, Sakarya Spor'da oynadı. Başkanı da gülüyor herhalde, takip etmiştir. Bursa Spor'dan sonra Sakarya'da oynadı. Bunları ben sundum Bursa Spor kulüp müdürüne. O da yazıyı federasyona yolladı. Federasyondan bir yazı gelecek. Başkanıma da dedim isterseniz bunu müzemiz var veyahut da herhangi bir yere, bakınız burada muhasebeci kökenli çalışmış, muhasebeci yanında çalışmış şöyle diye bir kardeşimiz var. Siz değerlendirin dedim. Bunu da dile getirmiş oldum. Evet kardeşim Cemil Erdoğan'ı huzurlarınıza rahmetle anıyorum dedim. Önümüzdeki süreçte de basın yayın ve halkla ilişkiler komisyonu olarak faaliyetlerimize ilçe temsilciliklerimizi ziyaretlerimizle devam edeceğiz. Çünkü bizim ismimiz basın yayın ve halkla ilişkiler. Yalnız başkana dedim. Yalnız şu bilançoyu çıkarmakla beni kesmedi dedim başkan dedim. Ben şimdi bu bittince bir tanesine daha hazırlanmam lazım. Yarın Doğan'a giderim, yarın tekrar Özcan'a giderim, burada arkadaşlarımı ziyaret ederim. Ben ziyaret etmekten memnuniyet duyarım. O bakımdan dedim şimdiye kadar bunun yarısını yazmış olacaktım dedim. O da dedi inşallah dedi. Ama parasal konuyu muhasibim anlattı. Ben üzülüyorum. Bu taraf, şu taraf, bu taraf bakmaksızın gelip herkes parasını yatırsın arkadaşlar. Ben burada abi konumundayım. 80 yaşındayım bugün. Ben 1963'te bu mesleğe başladım. Bunu söylediğim zaman Ahmet Hikmet de buradaydı. Bir daha söyle Ali abi dedi. 63. Ben o zaman doğdum dedi. Ha dedim o zaman otur dedim. Böyle işte bu iş. Yani 63'te muhasebeci yanında çalışmaya başladım ve vergi kartım vardı. Vergi karnem vardı. 1-8-1945 diye. Doğumum 1-8-1963 ter vergi karnem çıktı. Onun için abilik ünvanım olunca bazen Doğan Başkan da böyle bana şey yapıyor, cilve yapıyor, ya abi falan diyor. Ama öyledir bu işler. Hani anlatacaklarımız var ama Doğan Başkan'ın da çorbasını içtik, çorba derken o çorba diyor. Öyle mi? Peki. Rüşvet. Ali abi rapora dönsek. Evet aynen. Son. Zaten bir tane okuyoruz başkanım. İsterseniz bir iki dakikalarını alayım. Seni özellikle konuk ederiz bir gün. Bravo. Tebrik ederim. Sözlerime burada son verirken oda meclis toplantımızın güzel geçmesini diliyor. Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Saygılarımla Ali Erdoğan. Teşekkür ediyoruz. Bak burada Anıtkabir'e gideceğiz. Bakın burada şeyler var. Yani tiyatro var. Efendim sanata evet diyoruz. Burada Bursa Spor'a para yatırdık. Nerede? Ahmet gördüm başkanı. Niye burada böyle el sallamıyorsun? Hemşerim sayılırsın. Peki. Yani dışından konuşmuyorum arkandan. Daha evvel de söylemiştim. Değil mi? Ama bu güzel bir şey. Bursa Spor'un kuruluşu. Evet. Raporu burada. Hepsini hazırlayayım. Ali Erdoğan vermedi, etmedi demeyesiniz. Bu da bu bankaya yatırdığımız Bursa Spor için kartımızdır. Yok vermeyeceğim. O benim amcamın oğlu. Sonra vereceğim. Bana soruyorlar. Halil Erdoğan'la Ali Erdoğan ne oluyor? Bugün de söylemiş olayım. Dedim o benim kardeşim. Abisi de benim akşam ticaretten ve akademiden arkadaş. Recep Tayyip Bey yapıyor. Evet ben yorum yapıyorum. Teşekkür ederim. Kendim veriyorum. Kendim yazdım, kendim verdim. Çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Sayın meclis üyeleri. Evet, bazıları ona şu bastı şeyde mi var da başka?
Değerli arkadaşlarım, Meslek Sorunlar Araştırma ve Proje Geliştirme Komisyonu'dan Eda İyi Yazıcı Teğmen arkadaşımız raporunu okuyacak. Buyurun Eda Hanım. Sayın Divan, kıymetli meslek mensupları, Meslek Sorunları Araştırma Komisyonu faaliyet raporunu sunmak için söz almış bulunmaktayım. Komisyonumuz bir önceki faaliyet döneminden bugüne meslek takviminin yoğun olmasından dolayı gecikmeli de olsa toplantılarını tamamlamıştır. Ve mesleki sorunların doğru tespit edilmesi ve tespit edilen sorunlara karşılık çözüm önerilerinin üretilmesinde birlik ve beraberlik içinde ekip ruhuyla devam etmişlerdir. Komisyon olarak bu dönemdeki toplantı gündemimizin ana konusunu meslek yasamızın ilk 30 maddesi oluşturmuştur. Komisyon üyeleri bu dönemde toplantılara gelmeden önce meslek yasamızın ilk 30 maddesini değerlendirmiş, kendi görüş ve önerilerini diğer komisyon üyelerimizle paylaşmışlardır. Komisyonumuz gelen önerileri gündeme alınmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda taslak meslek yasamızın ilk 30 maddesi büyük oranda hazırlanmıştır. Komisyon olarak hedefimiz, görev süremiz içerisinde meslek yasamızın tamamını inceleyip oluşturacağımız taslak meslek yasamızı meslektaşlarımıza sunmak ve sizlerden de gelen önerilerle birlikte bir çalışma yaparak bunları metne dahil edip ortaya çıkacak çalışmayı da bir kitapçık haline getirmektir. Elbette yasa değişikliği doğrudan bizim müdahale edebileceğimiz ve kolaylıkla değişebilecek bir şey değildir. Ancak sorunların kaynağını tespit edip çözüm önerisi üretmek de bizlerin asli görevidir. Bu çalışmamız sonucunda ortaya çıkacak olan gerekçeli taslak metin ile hem taleplerimizi açık bir şekilde ifade etmiş, hem gelecek yeni önerilere ufuk açmış, hem de meslek yasamızda ihtiyaç duyulan reformlara her zaman hazır olduğumuzu göstermiş olacağımıza inanıyoruz. Komisyon olarak siz değerli meslek mensupları ile paylaşmak istediğimiz bir diğer konu ise geçen yıl düzenlenen Etik Çalıştayı ile ilgili. Geçen yıl Muhasebe Fest etkinliği kapsamında düzenlenen Etik Çalıştayı çok önemli fikirlere ev sahipliği yapmış ve Çalıştay'ın sonuç bildirgesi kitapçık olarak odamızın internet sitesinde yayınlanmıştır. Komisyon olarak bizlerin de bu Çalıştay'da önemli katkıları olmuştur. Söz konusu sonuç bildirgesinde okullaşma ve mali müşavirlik fakülteleri, büro ve hizmet standartları, mali müşavirlik andı, fiili ücret tarifesi, mesleğe giriş şartlarının yeniden gözden geçirilmesi gibi fikirler başta olmak üzere mesleğin ve meslektaşın faydasına olacak pek çok öneri yer almıştır. Bizlerin komisyon olarak meslektaşlarımızdan, oda kurullarımızdan ve oda yönetimimizden ricamız, böylesine kıymetli önerileri, arkadaş ortamlarından, yapılan sohbetlerden, toplantılara, ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerden, seminer etkinliklere, eğitimlere hemen her mecrada dile getirmek, bu konuda kamuoyu oluşturmaları ve böyle fikirlerin yayılarak olgunlaşmasına katkı sağlamalarıdır. Çünkü söz konusu fikirler ancak diğer meslektaşlara ve ilgililere aktarılırsa anlam kazanacak ve hayata geçme şansı bulacaktır. Temennimiz söz konusu tüm önerilerin sadece bir kitapçık olarak bir köşede kalmamasıdır. Ve Mesleki Sorunlar Araştırma ve Proje Geliştirme Komisyonu olarak her şey bir hayalle başlar anlayışıyla mesleğimize dair hayali, projeleri veya önerileri olan tüm meslektaşlarımızı bizlere katkı sunmaya davet eder. Oda meclisimizde saygıyla selamlıyoruz. Teşekkür ediyoruz Elif Hanım. Teşekkürler. Başka komisyon raporu okumak isteyen komisyon üyesi arkadaşımız var mı? Yok. Evet. Arkadaşlar, meslek sorunlar ve önerilerle ilgili serbest kürsü ile ilgili 7. maddeye geçiyoruz. Bununla ilgili isim yazdıralım.
söz almak isteyen arkadaşımız varsa hemen söz alabilir. Bu arada ben birkaç saptamada bulunmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, TÜRMOP'ta görev yapan yönetim, denetim kurulu ve komisyonlarda çalışan arkadaşlarımızı bir toplantıda misafir etmiştik burada. Şu anda o arkadaşlarımızdan Doğan başkanımızı görüyorum. Tam ismini ezberleyemedik. TÜRMOP Dijital Dönüştürme Uyum Kurulu Başkanımız. Dijital Dönüşüme Uyum Komisyonu. Öyle mi? Kurulu Başkanı. Şimdi orada bir konuyu ben dile getirmiştim. Bu bakanlığın altyapısındaki sorunlar dolayısıyla meslektaşlarımız her ay büyük sıkıntılar yaşıyor. Beyanname göndermede sürekli hale geldi bu. Bir ızdırap haline, işkence haline geldi. Ben bu konuyu o gün dile getirdiğimde dendi ki işte bu olay bakanlıkça TÜBİTAK'a devredildi. Onun yetişmiş elemanları bu konuyu, altyapıyı çözecekler diye o konu o gün işlenmedi. Bugün bakıyorum ki bir adım atılmadı, ileri gidilmedi, geriye gidildi. Bu konu hala büyük bir işkence olarak meslektaşlarımızın üzerinde. Bunun yanında diğer bir konu da, ben tabii bu arada sözü almış iken kendi dilek ve temennilerimi de dile getirmiş oluyorum meslek ve meslektaşlar adına. Diğer bir konu, iflas ve iflas erteleme işlerinde yapan arkadaşlarımız varsa bilir. Bir avukat mahkemelerde firmayı temsil ediyor. Bizimle geliyor, birlikte çalışalım ya diyor. Bu konuları sen daha iyi biliyorsun. Bütün veri ve materyalleri bizden alıyor. Gidiyor, sadece uyaptır dilekçesini veriyor. Bu işin sıkıntısını biz çekiyoruz. Fakat iflas olayında alacaklar listesi yapılıyor biliyorsunuz. Başına gelen varsa, ben birkaç olay yaşadım. Birinci sırada işte kamu ile ilgili alacaklar. Önce tabii hacizli ipotekliler yer alıyor. Sonra kamu ile ilgili ve avukatlar da bakın ikinci sırada. Biz diğer alacaklar en alt bölümde, mali müşavirler. Bu işin gerçek yükünü çeken bizler tahsil edilemeyecek bölümde artık yer alıyoruz. Bununla ilgili TÜRMOP'ta mücadele verilmesi lazım. Her türlü yükü çeken arkadaşlarımız da en azından avukatlar gibi ikinci sırada yer alabilmelidir. Ben şahsen iki olay yaşadım. İkisinde de alacağımı alamadım. Onu söyleyeyim. Evet. Diğer konuları daha sonra ifade ederim. Yani işi yapmada en önde, parada en sonda yer almak istemiyor meslektaşlarımız. Evet, buyurun, söz almak isteyenler. Evet, Doğan Başkan, buyurun. Sayın Divan, değerli hazırım. Aslında ben söz almayı daha sonra planlıyordum ama Halil Başkan bu TÜRMOP'taki Maliye Bakanlığı'ndaki olayla ilgili söyleyince, orada TÜRMOP Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız da söylemişti. Ben de söyledim. Ahmet Başkan da aynı şeyleri söyledi. Arkadaşlar, TÜRMOP'la Maliye Bakanlığı arasında geçtiğimiz ay sonu yapılan bir çalıştay sonucu bazı kurullar, komisyonlar oluşturuldu. Bu problemlerin çözümüyle ilgili bu komisyonlardan bir tanesi de e-beyan, e-belge problemleriyle ilgili şu anda bizim gönderimle ilgili yaşadığımız sorunlar. Onlarla ilgili bir komisyon. Maliye Bakanlığı'ndan 5 kişi, bizden 5 kişi, toplam 10 kişi teknik olarak burada çalışıyoruz.
Tespit ettiğimiz şeyi söyleyeyim. Önerilerimizi sunduk. Neleri yapılabileceklerini, neleri yapılamayacaklar. İşte beyanname birleşimleri, KDV 1, KDV 2 birleşimi, damga vergisi, muhtasar önerilerimiz bunların çoğu. Ve altyapı ile ilgili her bölgede bir server olması. Yani Bursa'nın ayrı bir server'a beyannameleri göndermesi, İstanbul'un ayrı bir server'a beyannameleri göndermesiyle ilgili teknik önerilerimiz de oldu ama... Şu an dün sabah saat 10 itibariyle son bir toplantı daha yaptık. Evet, TÜBİTAK'la yazılım çalışmasını devretmiş değil. TÜBİTAK'la Maliye Bakanlığı bize verdikleri bilgiyi söylüyorum. Yazılım kısmında yeni bir tür yazılımla beyannameleri almayla ilgili ilk beyanname BSMV, ikinci beyanname şu an BSMV yapılıyor. Bu şekilde veren varsa, sigorta acentesi müşterileri olanlar varsa bilir. O yürürlükte o şimdi de KDV beyannamesi gelecek. Bizim talebimiz ilk başlangıç ayının bir geçici vergi dönemine gelmemesi. Eylül ayı gibi, Ekim ayı gibi Kasım'a kalmadan ya da Ağustos'ta olmayacak şekilde yeni uygulamanın o şekilde başlaması. Ve onların söylediği cümleyi söyleyeyim. Her beyannameye bir ayrı server oluşturdular. Bizim önerimiz bölgesel olarak serverlar oluşturulmasıydı. Onlar KDV beyannamesine ayrı bir server, muhtasara ayrı bir server, diğer KDV 2 ayrı bir server şeklinde bizim önerimize benzer bir çalışmayı tamamlamışlar. Her beyanname, yeni yazılan beyanname yürürlüğe girdikçe bu serverlar devreye giriyor. En son hatta e-defterle ilgili problemler yaşadık son 22'sinden bu yana. O yazılımın bir örneği şu andaki mevcut yeni yapılan e-defter yazılımında uygulanıyor. Tekrar onların söylediğini söylüyorum. Yoğunlaşma arttıkça gidiş kanalı kendiliğinden açılacak şekilde bir algoritma yazılmış. Yani dün saat 3.30-4 gibi beyanname gönderen e-defter gönderenler biliyordur. Bir öğleden sonra bir sıkışma oldu saat 4'e doğru. Saat 5.30-6'ya doğru tekrar çözüldü. Dediğimiz gibi olduğunu görüyoruz ama birçok olayda olduğu gibi bu teknik olaylarda da arkadaşlar kamu yetkin ve yetenekli personel çalıştırmakla ilgili sorunu var. Yani bilgisayar yazılım birimlerinde çalışacak arkadaşlar doğal olarak kamuyu tercih etmiyor. Vereceği ücret, alacağı imkanlar bugün bir meşhur bir sigara firması bir yazılım ekibindeki sıradan bir kişiye İrlanda'dan 6.000 sterlindi galiba teklifle aldı gitti adamı. Bu bir tane daha eksilmiş oldu bizim kamudaki şey. O yüzden hizmeti dışarıdan almaya başladılar ve bu da tabii ne kadar olsa da doğru değil. Biz onlarla şu problemi aşamıyoruz Hüseyin Başkan'ın söylediği gibi. Sevgili arkadaşlar, bir problem yaşanıyor mu? Bunu her seferinde konuşmak yerine kaybedilen İş günü kaç ise bunu mevzuat olarak eklensin. Her seferinde oda başkanları, TÜRMOP başkanı ya da İstanbul Meslekte Birlik çok yapıyor. Bunu yok gittik Maliye Bakanlığı'na görüştük, uzattık gibi bu problemler yaşanmasın gibi. Şu anda fena bir çalışma yürütmüyoruz. Önerilerimizi sunduk. Önerilerimizin bazı cevaplarını aldık. Bir sonraki, önümüzdeki Haziran'ın sonuna kadar bir toplantı daha yapıp bizler genel başkanımıza raporu sunacağız. Onlar da raporlarını gelir vergisi başkanına sunacak ve bu çalıştayın sonuçları sizlerle de paylaşılacak ve bunun süreklilik arz etmesine hani karar verildi. Yani bir günde, bir ayda bitirilmeyecek bu mekanizmalar problemlerin çözülmesi açısından bu şekilde süreklilik arz edecek. Bunun yanında başka kurullar da oluşturuldu. Mesleğin geleceğiyle ilgili benim de öteden beri savunduğum kota meselesi, onunla ilgili bir çalışma ekibi de oluşturuldu. Ona da ücret tespit ve mesleki sorunlar kurulu vardı. Başkan Alper arkadaşımız orada. Bu konuda Maliye Bakanlığı bir çalışma yapmış ama tekrar edeyim, Başkanlar Kurulu'nda da paylaşıldı. Arkadaşlarımız da oradaydı. Onların yaptığı çalışma bizim yaptığımız çalışmayla karşılaştırıldığında farklarımız var ama tamamen iki kurumun anlaşması olacak olduktan sonra bu olay yürürlüğe girebilecek ve ben buna kendi adıma söylüyorum. Kota meselesi çözülmeden, kota olayı
Ben ona belki hani başkaları başka bir isim söylüyordur ama çözülmeden bu konunun meslekteki haksız rekabetin çözüleceğine inanmıyorum. Burada enflasyon düzeltmesiyle ilgili bir sürü olumsuz şey söyledik. Ben de yaşadım, hepimiz de yaşadık. Hatta ben kendi ofisimle ilgili iddialı söylemiştim. Ben yetiştiremediysem kimse yetiştirememiştir. Yani bu iddiayı hep söylerim çünkü hep bir fazla personelle çalışırım. Mümkün olduk ayın 21-22'sinde bütün işleri bitirir. Müşterilerime bu konuda bilgi veririm. Dediğim gibi bu dönemde yaklaşık 2004'ten beri ilk defa ofisimde gece çalışması yaptık. Yani ben yetiştiremiyorsam kimse yetiştiremez. Yani bunu şey için söylemiyorum. 2004'ten beri bu şekilde oldu. Böyle bir üzerimizden tren mi geçti, otobüs mü geçti bilmiyorum. O konuda hepimiz aynı sıkıntı yaşadık. Bir tek olumlu sonucu olduğunu düşünüyorum. Birçok arkadaşımız hep beraber konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ikili üçlü. Ben büroda defter sayısını azaltacağım. Ben işte ücretimi arttıracağım. Bu meslek bu şekilde yapılmaz. Tabii mesleği bırakacağım diyen arkadaşlar da çoktu. Bu da bir yerde kendiliğinden bir kota meselesi yaratıyor. Yani 70-80 deftere bakmaktansa 40-50 müşteriye hizmet vermek daha doğru. Yani burada bunu yapmak konusunda biraz çekingen davranıyordu meslektaşlarımız. Bu dönemde çok rahat şöyle oldu. Ben sizin işinizi yapamayacağım. Kusura bakmayın, bir ücretle olmaz. Aralarımızda konuşuyoruz. Bu ara telefonlar arttı. İşte bize bir mali müşavir lazım. Siz bizim işimize bakar mısınız veya biz göndermişiz. İşte arıyor, işte Mesut diyeyim, Mesut arıyor. Mesut diyor ki neden geldiniz? İşte bizim mali müşavirimiz bizi bıraktı. Bu dönem arasında pek olmaz. Bu dönemde böyle bir olumlu tarafı var. Tabii ehveni şer diyelim ona. Sorunlarımız bitmiyor demişti Özcan abi. Evet, bitmez. Benim Erzurumlu bir sıvacı ustasından öğrendiğim hayatımın en büyük dersidir. Bir gün evi yaptırırken sıva yapıyordu. Gittim, ben biraz da çok yoğun bir dönemden çıkmışım. Bu dedim, bu dünyanın işleri ne zaman bitecek diye ellerimde böyle açmışım. O arada da işte orada bir tane çukur var. Şöyle gösterdi bana. Hemşerim dedi, şu çukura girdiğinde bitecek. Sorun varsa hayat var. Sorun yoksa hayat da bitmiş demektir. Çözmek kaydıyla tabii ki. Özcan abinin söylediği birçok sorunun, evet, yıllardır söylüyoruz, çözülemeyen. Çözülenler de oldu. İşte bu bizim işte, vefat halinde, sağlık halinde mücbir sebep hali vardı. Yıllarca sizler söylediniz, Mesut Başkan söyledi, Ahmet Başkan söyledi. Bizler söyledik, pandemide denk geldi ve bu bir en azından kadın meslektaşlarımız ve hasta ve vefatla ilgili bir nebze de olsa çözülmüş oldu. Ama 25 yıl sürdü. Aynı şekilde 4. geçici vergi dönemi kalksın diye yıllarca söyledik. Başkanlar kurulunda söylediniz siz abi. Bizler söyledik. O da kalkmış oldu. Yani aslında çözülen şeyler de var ama teknolojiyle ilgili bizim tecrübelerimiz sizlerin de aynıdır. Hani teknolojide yeni bir şey geliyor. Allah kurtulacağız. Birçok işi teknolojiye havale edeceğiz. 2004'te geldi dedin. Vallahi biz o günden bu yana yoğunluktan hiç kurtulamadık. Teknolojinin işleri azaltacağı ve üzerimizde yükü azaltacağı ile ilgili bence bir tırnak içinde safsata böyle bir şey mümkün değil. Tam tersi, teknoloji hızları işleri hızlandırdıkça üzerimize aldığımız iş yükü artıyor. O açıdan ona göre kendimizi organize etmemiz lazım. Kararı kendimiz vermemiz lazım. Evet. Birçok genç arkadaşımız var, bekliyor, meslekte yeni arkadaşlarımız var, iş bekliyorlar. Bizler karar vereceğiz. Ofislerimizde kaç müşteriye bakacağız ve fiyatını biz belirleyeceğiz. Ben bir konuda çok iddialı söylüyorum. Haksız rekabet yapmakla ilgili hep söyleriz. Genç arkadaşlar işlerini yürütmek açısından ve ekonomik olarak kendilerini idame ettirmeleri açısından haksız rekabet yapmaya mecburdurlar. Bak, mecbur kalırlarsa yaparlar. Gençler için söylüyorum. Ama olgunlar ve olgun gençler için söylüyorum. Ya onlar da haksız rekabet yapıyorsa o gerçekten biraz keyfe kederdir yani. Böyle bir şey, yani mesela bürosu oturmuş 80-100 defteri olan, 150 müşterisi olan, 200 müşterisi olan bir arkadaşımızın düşük ücretle defter tutmasının başka hiçbir açıklaması yoktur. Ama gençleri bir nebze olsa da bu konuda mazur görebiliriz ama tabii ki mazur görmüyoruz. Onlar da işte genç ofis projesi gibi onların mesleğe katılımlarına, onlara yardımcı olduğumuz takdirde haksız rekabet yapmak zorunda
kalmayacaklardır. Ekonomilerini daha düzgün bir şekilde yürüteceklerdir diyorum. Bu sorunlarımız, evet, bazı sorunlarımız hiç değişmedi. Ama bazı şeylerde ben bunu oda başkanıyken bir psikoloğa sordum. Bu konuda arkadaşlarımız kendini değersiz hissediyor. Ne yapabiliriz, ne yapalım? Bu konuda bir çalışma yapmak istiyorum dedim. İstiyoruz yönetim olarak. Pandemi de var, bayağı bir sıkıntılar da var. Bana söylediği şey şu oldu, üniversiteyle konuşuyoruz. Bu değersizlik hissi dedi, anne tarafından gelir ve 4 yaş civarında dedi oluşur. Ne yaptın dedim ya, 5000 kişi de annesi tarafından problem yaşıyor. Peki ne yapalım dedim. Şey dedi, dedim ki bizim odamızın salonu 200 küsür kişi ama Baob salonumuz var 500 kişilik 600 kişilik. Yani bu çalışmalar yapabilir miyiz? Hayır dedi, bu dedi tamamen birebir yapılması gereken bir çalışma. O da yapabileceğimiz bir durum olamayacağı için böyle bir duvara vurup geri geldik ama değersizlik hissi şu anda bütün arkadaşlarımız da yapıyor, yaşıyor, gezdiğimizde bizler de görüyoruz. Ya bunu biz kendimiz çözeceğiz. İş yükümüzü dengeleyeceğiz. Kendimizi geliştireceğiz ama kendimize öz saygıyı biz kendimiz yaratacağız. Evet, odalar yapacak, turnup yapacak. İşte bakanlık saygı göstermiyor. Evet. Bir önce biz kendimize saygı göstereceğiz. Bu konuda diyorum ya, enflasyon düzeltmesinin bize yarattığı tek olumlu şey, arkadaşların söylediği şey şu oldu. Biz işi azaltıyoruz. Biz işte personel maliyetine katlanamıyoruz. Bu açıdan ben olumlu bir dönüş olduğunu düşünüyorum. Bir de hepimizin en büyük sorunlarından bir tanesi yine bu dönemde. Eminim Hüseyin Başkan'a da öyle bir telefonlar geliyordur. Bana da en çok telefon geliyor. Personel arıyorum. İşi az da olsa evrak girebilecek, işte beyanname aşamasına kadar getirsin yeter dediğimiz personel arıyorum ama o konuda odada başlattığımız bir çalışma vardı, sürüyor diye biliyorum. En önemli sorunlarımızdan biri. Çünkü kimse bu mesleğe gelmek istemiyor. Kimse gece yarısı çalışmak istemiyor. Kimse cumartesi günü çalışmak istemiyor. Bir de 20 bin liraya bu işi yapmak istemiyor. Ondan sonraki yüksek fiyatlara gittiğinizde de bizim maliyetleri katlamam durum var. O zaman ne yapacağız? Tekrar ediyorum. Kendi kotamızı kendimiz yaratacağız. Kendi istihdam politikamızı kendimiz yaratacağız. Bunları tekrar ediyorum. Olgunlar ve olgun gençler için söylüyorum. Özellikle ve özellikle genç arkadaşlarıma bu konuda diyeceğim yoktur. Yeni başlıyorlar, büro açmışlar. Dikkat edecekler ama bazı mecburiyetlerden dolayı konulara sıkıntılı durumlar yaşatabilirler kendilerine. Dikkatli olsunlar diye söylüyorum. Bağımlı arkadaşlarla ilgili hep proje yapmak isteriz. Hep eminim şu andaki yönetim de yapmak istiyor. Bizler %50 aidat indirimini yapmıştık her türlü şeye rağmen. Muhalefetten kastım kendi içimizden de vardı. Her türlü riski alarak bir indirim yaptık. Onlara bir aidiyet duygusu yaratmak için ama başka çözümler yaratamıyoruz. Onların en büyük sorunları da yine personelle ilgili ve iş yerlerindeki kariyer problemleri. Hani tam anlamıyla serbest muhasebeci, mali müşavir ünvanını taşıyamıyorlar. Çünkü birilerine bağımlılar. Yani tırnak içinde bağımlı. İşte Basri yaptı. Bütün arkadaşlarım, ben o kökenden geliyorum. Bu kolay bir şey değil. O arkadaşlara nasıl yardımcı olabiliriz? Çalıştaylar yapıldı, çok şeyler konuşuldu ama olayı harekete geçirebilmek, olayı nasıl anlatayım? Yani onlara faydalı olabilecek olaylar çok zor oluyor. Ve ondan sonra diyoruz ki burada 6000 kişi varız. İşte 50 kişi var. Çoğu da işte görevli arkadaşlar, komisyonlarda, kurullarda görev alan arkadaşlar. Diğerleri de yine onun dışında olup da gelen arkadaşlar da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben tekrar ediyorum arkadaşlar. Yani bizim mesleğimiz çok önemli bir meslek. Türkiye ekonomisinin %92'sini oluşturan mikro ve küçük ölçekli firmaların işlerini yapıyoruz. Bizler değişim yaratabilirsek kendimizde ve firmalarda Türkiye değişir. O yüzden bir meslek değişir, Türkiye değişir. İyi akşamlar hepinize. Teşekkür ediyorum başkan. Zeki Turan. Buyurun. Şimdi Zeki arkadaşımız geliyor iken kendisinden özür dilemem lazım. Geçen toplantımızda, bundan önceki toplantıda ben önceki dönemlerde meclis üyeliği yapmış arkadaşlarımız sayıyor iken Zeki Turan'la göz göze geldik. Ya insanın bazen basireti de bağlanıyor. Bir türlü ismini böyle
ifade edemedim, söyleyemedim. Nüfus sürdüğümde problem olmasın başkan. Yok. Her zaman birbirimize saygımız, sevgimiz tabii var. Ki. Evet, teşekkür ederim. Sizin nezdinizde, şahsınızda bütün arkadaşları saygılarımla selamlıyorum. Birkaç hususa değinmek üzere söz aldım. Konuşmam benim fazla güzel değildir. Onun için yazılı yaptım ki yanlış bir şey söylemeyeyim. Onun için özür dilerim başta. Her şeyden önce günümüzün büyük travması, insanlığımızın ortak stratejisi ya da imtihanı mı desem bilmem. Filistin'de yaşanan katliamı anmadan ya daha doğru bir ifadeyle sebep olanları lanetlemeden ne toplantı yapmanın ne de herhangi bir faaliyetin anlamı yok. Sebep olanlar derken kimleri kastettiğimiz malum. Büyük şeytan Amerika'dan, küçük şeytan İsrail'e, Avrupa Birliği ülkeleri dahil hepsi. Bu hususta hadisi şerifteki bilenlerin malumudur. Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Ona gücü yetmezse diliyle düzelsin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin ki bu imanın en zayıf noktasıdır diye hadis-i şerif var biliyorsunuz. Peygamberimiz ifadesiyle biz Türkiye olarak maalesef ama hiç olmazsa Birleşmiş Milletler'de sözle ve kalbimizde de vatandaş olarak buğz ederek bu zulmün karşılığında olduğunu ifade ediyoruz. Ayrıca Bursa odamızın da geçen hafta bu hususta gösterdiği hassasiyet için odanın bir mensubu olarak şükranlarımı arz ediyorum başkan nezdinde bütün yönetim kuruluna. Tabi Yüce Rabbimizden bu zulmün giderilmesi için Filistinlilere ve bize yani Türkiye'ye güç vermesini niyaz ediyorum. Bir de popüler bir konu var bu aralar biliyorsunuz. Patili dostlarımız diye geçiyor. Bir hayvansever olarak değil patili dostlarımızın bütün canlıların yaşam hakkının kutsallığına inanan bir insan, bir Müslüman olarak bu hususta bütün etkili ve yetkililerin kısırlaştırma, barınak temini, sahiplenme ya da tedbir olarak modern dünyanın bütün çözümlerinin kullanılmasını istemek en doğal hakkımızdır diye düşünüyorum. Uyutma diye yumuşatılarak öldürme hariç. Bu girizahtan sonra sadece gelirsek. 2 gün sonra yani 13 Haziran meslek yasamızın kabul edilişinin 35. yılı. Bardağın dolu tarafına bakmak istiyorum ama olmuyor. Çünkü bardağın yarısından fazlası boş. Geçen 35 yılın ardından evet kanunla tarif edilmiş bir meslek yasamız var. Ama sadece bizi bağlıyor. Ya da daha doğru ifadeyle bizim ellerimizi bağlıyor. Diğer paydaşların pek taktığı yok. Daha müşterilerimizle sözleşme yapma zorunluluğu bile yok. Ya da var da yürürlüğe sokamadık. Mükerrer 220'de bildiğiniz üzere. Maliye dersen şimdilerde bizi ücretsiz eleman olarak çalıştırıyor. TÜİK, Sanayi Sicil, Ticaret Odası ki asıl işinin, üyelerinin yani bizim mükelleflerimizin işlerini kolaylaştırmak onlar bile nasıl yaparım muhasebeci zora koşarım derdinde daha ne diyeyim ki? Ama şimdi daha önemli bir konumuz var. Nedir o? Birçok konuşmamda değinmiştim ama galiba artık şimdi tekrar etmek çok da anlamlı olacak. Bilgisayar ve internetin çok geliştiği, hatta yapay zeka ile tanımlanan aparatların insanın yerini alması ile çok sayıda mesleğin tarihe karışacağını görüldükçe meslektaşlarımızın tedirginlikleri daha da artmaktadır. Mesleğimizin geleceğinin ne olacağı, yok olup olmayacağı hususunda çeşitli yorumlarla hep karşılaştırıyoruz bildiğiniz üzere. Aslında bugünkü anlamda hani klasik ifadeyle konvansiyonel muhasebeciliğin artık sonuna geldiğimizin herkes farkındadır umarım. Benim gibi aslında çoktan eleğini asmış olması gereken meslektaşlar bir şekilde uzatmalarla geçiniyoruz. Ama meslekte ikbal ve istikbal arayan moda tabiriyle genç meslektaşlarımızın artık kendilerini yeni duruma adapte etmeleri gerekiyor. Bilinlik ifadeyle eski hal muhal. Ya yeni hal ya izmihlal. Manasını biliyoruz zaten. Yani mesleğimiz kıyamete kadar devam edecek. Ama günün ve tabii geleceğin şartlarına adapte olmuş meslektaşların gayretleriyle yabancı lisanı yabancı ülkede müşavirlik yapacak derecede benimsemiş uluslararası muhasebe standartlarını bilen ve bunu uygulayabilen vergi için değil gerçek işletme için muhasebe yapabilen
finansal mukayese ve değerlendirme yapabilecek kalitede mali müşavir meslektaşlarımızın sayesinde. Kıyamete kadar devam edeceğim nereden çıkardım derseniz anlatayım. Bu kardeş kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresinin en uzun ayeti şöyle başlar. Ey iman edenler! Belli bir vadeyle birbirinizden borç alıp verdiğiniz zaman onu hemen yazın. İçinizden biri onu doğru bir şekilde yazsın. Yazmayı bilenler kendisini Allah'ın öğrettiği şekilde yazmaktan çekinmesin de yazsın. Borçlanan kimse de borcunu söyleyip yazdırsın. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğuna ve içindeki hükümlerin de kıyamete kadar geçerli olduğuna göre mesleğimizin de kıyamete kadar devam edeceğinin kimsenin şüphesi olmasın. Tabi bu arada Muharrem Kaya'ya saygılar sunarım. Asıl muhasebenin öbür tarafta olacağını da özellikle belirtmek istiyorum. İnşallah oradaki gelir tablomuzun 570 dolu hesabı kavarık olur, yüklü olur. 50 yıldır fiili olarak mesleği icra eden bir kardeşiniz olarak sorunları hep beraber yaşıyoruz. Şimdi burada bir daha tağda dediği pekala girmek istemem. Ama galiba en büyük sorunumuz liyakatsizlik. Aslında 3568 ile mesleğe girişin parametreleri bir ölçüde belirlendi. Ama halen dahi amine tabirle bir baltaya sap olamayan kalifiyesizlerin ya da daha açık söylesem sıkıntı olabilir. Hak etmeden mesleğe arka kapıda girenlerin bari muhasebeci olayım diye maalesef yasamızdaki boşluklardan sızıp bir şekilde mesleğin üzerine gölgeler düşürdüğünü müşahede ediyoruz. Bizlere düşen aramızdaki bu çürük elmaların ayıklanmasını temin etmek, mükelleflerimize, iş adamlarına ve devlete düşen de bu eleme işlerinde bizlere ve kurumlarımıza yardımcı olmalarıdır. Tabii kurumlarımızın da geçmişte bu konuda görev yapmış bir kardeşiniz olarak etik, adil ve sorumlu davranmasıdır. Mesleği icra eden bizlerin yasaları iyi bilmeleri, iyi anlamaları, uygulamaları ve hatta idareye, kanun koyucuya yol göstermeleri, hatta onları doğrunun ve hukukun kaim olması için bir yerde zorlamaları dahi gerekebilir. Ve bizi temsil eden kurumlarımızın da mesleği ve meslektaşı korumak, yüceltmek ve onlara yeni maddi ve manevi olarak nefes alabilecekleri yeni alanlar açmaları için gayret etmeleri gerekmektedir. Bu hususta parantez içerisinde arabuluculuk meselesinde olduğu gibi pek iyi imtihan verdikleri söylenemez. Bu iki hususta bizzat içinde bulunduğum iki örnek vererek konuşmamı tamamlamak isterim. Birincisi, vergi oyunlu mükelleflere tanınan %5'lik indirim için yasada getirilen bir yıl içerisinde yazılı talep şartı. Bu hususta talep süresini bir şekilde geçiren bir mükellefimin bu talebi reddedilince mükellefime olayı dava etme önerisinde bulundum. Kabul etti. Tabi yasayla tarif edildiği için bidayet ve temizde reddedileceğini ama Anayasa Mahkemesi nezdinde hak ihlali davası açabileceğimizi önerdim. Dediğim gibi mükellefim de kabul etti. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin sonucunu bekliyorum. Eğer davamızı kabul edilirse örnek olay olarak değerlendirilecek ve bir hukuksuzluğun önüne geçilmiş olacak. Ve mümessil kurumların mensuplarını koruduğu en iyi örneklerden birisi de anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu. Hatta duyumlarımıza göre limite şirketler için de bu hususta düşünceler varmış. Bizim baroları bu hususta tenkit etmek yerine aynı uygulamanın bizler için de sağlanması yönünde çalışmamızdır doğru olan. Laf aramızda bu konuda da Anayasa Mahkemesi'ne gittim. Bir mükellef nezdinde. Yani aynı süreci bu mükellefimde de yaşadık. Burada Anayasa Mahkemesi talebimizi reddetti. Red gerekçesini anlatayım da belki yöneticilerimize bir tüy vermiş olurum. Gerekçe aynen şöyle. Davanın içeriğinden bağımsız olarak Avrupa Birliği ile yapılan sözleşmeler gereğince şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu sözü verildiğinden dolayı davanın reddine. Dava elimde duruyor. Yani yöneticilerimiz bu hususta bunu örnek alarak bizlerin de sözleşme yapmak için kanuna zorunluluk getirmesi için çalışmaları gerekir diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak bizler iyi insanlar, iyi muhasebeci olacağız ki iyi olmayanlara meydanı bırakmamış olalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Ekrem. Buyur başkanım.
teşekkür ederim ama. Konuşmanın içeriğinin en sonunda söylediğinde yanlış anlaşılmaya mahal verebileceği için. Buyur. Salonu aydınlatırsan. Hangi hususta başkan anladın? Öbür dünyada da muhasebe devam ettiğimiz. He, tabii ki. Saygılar için teşekkür ederim ama. Farklı, sanki ters görüşteymişim diye bir anlam da. Olur mu? Muharrem Kaya beni uyardı daha önce. Dedi ki Zeki abi asıl muhasebe dedi öbür tarafta. Onun için saygılarımı sundum. Gerçekten buradaki muhasebe bir şekilde yoluna gidiyor. Yanlış yaparsak da paranı ödüyoruz. Ama öbür tarafta eğer yanlışımız varsa iyi değil. Asıl muhasebe öbür tarafta. Oradaki 570 hesabımızın inşallah dolu olduğunu görürüz diyelim. Teşekkür ederim Karim Bey. Teşekkürler. Bünyamin Çolak buyurun. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Doğan Başkanım, burada herhalde. Doğan Başkan duyuyordur herhalde, muhtemelen gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü ona da cevap hakkı düşecek gibi geliyor bana. Değerli arkadaşlar, ben iki kısma ayırdım konuşmamı. Bir bizim yerelle ilgili, bir de genelle ilgili. Genelden başlamak istiyorum. Çalıştay güzel, çok verimli bir çalışmaydı. Biz de takdir ettik. Her güzel çalışmanın arkasına da tıpkı Bursa odamızdaki gibi meslek mensubunun lehine olan her kararın arkasına da imza atmışızdır. Güzel çalışmalar da oluyor tabii TÜRMOP'ta. Ama şunu gördüm. Bursa odamızdan bu Çalıştay'la ilgili Doğan Başkan'ın da konusuna giriyor herhalde. Kendi kurulun ana temasını oluşturuyor. TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemiz de burada. Baktığımızda bizim Bursa odası çağrılmamış. Bu Çalıştay'a Bursa odası 4. büyük odayız. Niye çağrılmadı? Doğan Başkan veya Muharrem Başkan da cevap verebilir. Her ikisi de nasıl cevaplayacaksa bilemiyorum ama TÜRMOP'ta böyle bir karar mı alındı? Genel anlamda baktığımızda 3 büyük oda orada. Biz niye yokuz? Sorusunun cevabını muhtemelen Doğan Başkan veya Muharrem Başkan cevap verecektir diye düşünüyorum. Ben 4. büyük odayım, ben ona bakarım. Onlar da onun hesabını soracaklarsa ya da cevabını almak istiyorlarsa sorsunlar. Emek veren bütün üstadlarımızın hepsini saygıyla selamlıyoruz. Her konuşmacı abimizde de şunu gördüm. Bursa'da çok güzel demokratik ortam var. Ama nispil temsil sistemine karşıyız şeklinde söyleniyor. Hani güzel beraberiz ama şimdi atışacağız canım Özcan Başkanım. Seviyoruz sizi. Şimdi nispi temsil sisteminin şöyle avantajı oluyor. Benim dönemimle özellikle söylüyorum. Hep Çağdaş Grubu'nun iktidarını gördüğüm için muhalif kanatta yer alan insan olarak söylüyorum. Sonlandıracağız inşallah. yaklaşık her yönetimin 3 aşağı 5 yukarı bütün başkanlarla da çalıştım. Doğan Başkan da dahil. 1,5 yılını dövüşüyoruz. 1,5 yıldan sonra da çünkü hep yeni revizyon, yeni arkadaşlar gelince iktidara onlar o öğrenme kısımları oluyor, oturuyor yönetimsel anlamda. 1,5 yıldan sonra rahat etmeye başlıyoruz. Doğan Hüseyin Başkan da şu an rahatladı. Allah'a şükür rahat rahat yönetim sergileniyor. Doğan Başkan da 1,5 yıldan sonra ama ben şuna üzülüyorum. Bu, sizin öğrenme maliyetlerini meslektaşlar ve bizler çekiyoruz ne yazık ki. 30 yıllık günahı ben söylemedim. Çağdaş Grup Başkan adaylarından, başkanlarımızdan. TÜRMOP'taki 30 yıllık sıkıntıyı Özcan abi söyledi. Tebrik ediyorum. 30 yıllık hiçbir şey yapılmadığını ben söylemedim. Özcan abinin söylemesi bir günah çıkarmada güzel bir şey. Güncel durumda değerli abiler, değerli üstadlar, mesleğin geleceği, bunları şöyle değerlendirdiğimizde çok büyük değişim, dönüşüm yaşanıyor. Hepimiz de yaşıyoruz. Enflasyon muhasebesini belki ben 2004'lerde çoğu arkadaşımız da yaşamıştır.
Ama hepimizi çek etme dönemi başladı. Personeli yenileme adına ne derseniz personelin yenilenmesi, büroların otomatik yenilenmesi, Doğan Başkan da bir kısım değinmeye çalıştı. Bununla ilgili mutlaka çalışmalar yapmamız lazım diye düşünüyorum. Yoksa biraz geride kalacağız gibime geliyor. Sanki enflasyon muhasebesi dönemini biz de iyi atlatmadık. Kamu da iyi atlatmadı bu süreler bakımından. Bence en nihayetinde şuna geliyor. Serbest meslekler içerisinde refah seviyesi en düşük biziz abi. Yani bunu bizim ücret politikasından, büro standartlarından adına ne dersen diyelim. Sonuçta refah seviyesi düşük olunca şikayet mekanizması da işliyor. Yani öyle arkadaşlarımız var ki ayın 5'inde yazıyor ki şükürler olsun KDV'mden tut her şey bitti. 25'inde o Hüseyin Başkan'a mesaj atıyor. Uzayacak mı başkanım? Yani senin sosyal medyanla Hüseyin Başkan'a atılan mesajı kıyaslayınca yani bir kısır döngü içinde döndüğümüzü düşünüyorum. Nispi temsil sisteminin şöyle bir avantajı da oluyordu. Belki döneceğim başa Özcan abi. Mesela Hüseyin Başkan'ımı, Doğan Başkan'ımı biz faaliyetlerini yaptıklarını eleştirdiğimizde bir bakıyorsunuz ki inanın sonraki dönemlerde eleştirdiğimiz bütün konular düzelmeye başlıyor. Yani orada bulunmanın o avantajını da yaşanıyor değerli başkanım. Belki öğrenme maliyetleri yüksek oluyor ama son olarak arkadaşlar bütçe yerele indiğimizde arkadaşlar o da hepimizin. Bütçe sıkıntılı. Yaklaşık şu an için baktığımızda 800 bin liraya yakın her ay ödeme var. Bir 5 aylık ömrümüz kalmış oluyor eğer yapılandırma çıkmazsa. El birliğiyle Doğan Başkan'ın hayali olan yukarıdaki büroyu yaptı. 1,5 milyon gitti. Şimdi burada da bak suçlama anlamında söylemiyorum. İyi niyetle yapılan faaliyetler bugün sosyal yardım amacıyla yapılan faaliyetlerin hepsinde eksi 100'er bin lira bakiyeyle gidiyoruz mecburen. Çünkü meslektaşlara yönelik sosyal faaliyet oluşu. Bunu da yardım kampanyası olarak yapıyoruz. Ama bu nereye kadar gidecek? Nispi aidat yok. Buraları biraz revizyona gitmemiz lazım. Yani nasıl yapacaksak bununla ilgili bir çalıştay mı yapacağız? Bu bütçe bizi çok yoracak ileride. Yani odayı ayakta tutmanın bir yolunu bulmamız lazım. Bu eksi bakiyeler yukarıda etkinlik yapacağız. 100-150 bin lira eksi. Her etkinlikten 100-150 bin çıkınca 5 maksimum 6 ayı göremeyeceğiz arkadaşlar. Yani bunu bir çözüm üretmemiz lazım ki yönetim erkininde bulunan arkadaşlar da iyi niyetle çalışıyorlar. Baktığımızda yaklaşık bugün Murat Bey bizle paylaştı saymanımız. Yani sayı çok enteresan arkadaşlar. 4000 küsüre yakın insanın aidat borcu var. Yani isimleri çok zikretmek doğru değil belki ama bizim tanıdığımız üstadlarımız, bildiğimiz abilerimiz falan da var oralarda. Neden aidatlar ödenmiyor? Yani bu bütçe konusu kesinlikle bir gündem konusudur. Odanın geleceğidir. Mesleğin istikbali, meslektaşın istikrarı, yönetim anlayışına biraz daha geçiş dönemi mi olacak? Bunu siz yapamıyorsunuz. 2025'te meslek camiası bize yeşil ışık mı verecektir? Çözüm noktasını bizi mi görecektir? Tabii genel anlamda meslek camiası buna karar verecektir. Bu bütçe konusunu irdelememiz gerektiğini vurgulamaya çalıştım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nispi aidat kalktı. Kalkmasıyla beraber sadece maktu aidat olunca odalarda zorlanıyor. Nispi temsil sistemi hizmet de bir ticaret üstad. Yani biraz da değişiye uğramamız lazım. Hizmet de bir ticarettir. Hizmet ticareti diye bir şey de var. Farklı düşünüyor olabiliriz. Bu da bir hizmettir. Ha bak oranı irdelenmelidir. Nispi aidat doğru mu değil mi? Ben onu tartışmıyorum. Üstad ben onu tartışmıyorum. Ben diyorum ki bütçe konusunda sıkıntılıyız. Bunun mutlaka değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Tamam orada haklısın.
Neyse, yönetim de cevap verecektir muhtemelen Hüseyin Başkanım. Hep bana cevap verecek değil, biraz da size cevap versin. Teşekkürler, saygılar. Teşekkürler. Özcan Başkanımız bir konuda aydınlatmak istiyor. O bugün şeref konuğumuz, onun için öncelik hakkı var. Çok özür diliyorum. Yani cevap vermek için de yanlış anlamayı düzeltmek adına. Bakın, birbirimizi aldatmaya gerek yok. Ben nispi temsile ilgili şöyle dedim. Kimse tekerleğimize taş koymuyor. Ama enerji eksikliği olmadığını, ya arkadaşlar birbirimize, yalnız biz bizeyiz burada arkadaşız. 9 kişilik yönetim kurulu. Yani işte siz ne güzel söylüyorsun. 1,5 yıl çözmeye çalış. Yani enerji eksikliğini söyledim. Başka da hiçbir şey söylemedim. Ama teknik olarak nispi temsile karşı olduğumuz. Bunun da en önemli sebebi enerji eksikliği arkadaş. 9 kişi aynı ekibin çalışmasıyla 5'e 4 çalışması aynı değil. Tamam, bir arada çalışmak, anlamak, görmek, lafım yok. Benim söylediğim bu. Enerji eksikliğini vurgulamak istedim. Böyle. TÜRMOP olayına gelince, ben TÜRMOP'la ilgili hiçbir şey yok. TÜRMOP'un Başkanlar Kurulu toplantısı sonunda, yani ülkeye dair, mesleğe dair, dünyaya dair söyleyecek bir şey olsun dedim. Ben bunu önermiştim Başkanlar Kurulu toplantısında. Hepimiz iyi kötü yetişmiş insanlarız. İşte bilmem kaç bin kişiyi temsil ediyoruz. Yani ülkeye dair, dünyaya dair söyleyecek sözümüz olsun. Bunu yapmadıklarını söyledim. Ya öyle şey olur mu? TÜRMOP hiçbir şey yapmadı. Bünyamin, yani gerçekten ben öyle söylediğimi zannetmiyorum ama sen öyle zannediyorsan lütfen yanlış anlamışsın. Benim söylediğim başka bir şeydi. Başka. Tekrar özür diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Ahmet Hikmet Sönmez başkanımız burada ama burada. Buyurun başkanım. Sayın Hazırul, öncelikle divanın bugünü organize etmesi adına teşekkür ediyorum. İşlerimizin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Tatil dönemi de bir taraftan açıldı. Buna rağmen buraya katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Özcan Başkanıma kendi dönemine dair yani bir film şeridi gibi o günleri beraber yaşadık. Çalışmaları anlattı, verilen mücadeleyi anlattı. Ve gerçek bir emek insanıdır. Kendisini o günkü çalışmalarından dolayı ve bize ışık tuttuğu için tebrik ediyorum. Ve biz de onun yolundan yürümeye çalıştık görev aldığımız dönemlerde. Bundan sonraki süreçte de yani mütevazi bir şekilde ego taslamadan ve üyeyi anlamaya çalışarak, meslektaşlarıyla yan yana durarak sorunları beraber çözmeye çalışan bir anlayışa ihtiyaç var diyorum. Öncelikle şimdi tespitler yapıyoruz ama hiçbir bütünü bütün olarak bakmaksızın yani bir parçasından bakarak anlayamayız. Yani mesleki sorunlarda şu anda haksız rekabet, mesleki sorunlarımızda şu anda serbest çalışanların sayısının her geçen gün azalması ve karşılığında bağlı çalışan, bağımlı çalışan ne diyorsak bir sözleşmeyle çalışan meslektaşlarımızın sayısı artarken mesleğin ruhu aslında 3568'de daha çok serbest çalışanları içerdiği halde bugün %40'lara doğru gidiyor ve bu sayı gitgide de azalacak. Durum bunu gösteriyor. Bunu anlamak için sınıfsal bakmak gerekiyor arkadaşlar. Sınıfsal bakmıyoruz. Bir politik değerlendirme yapmak gerekiyor. Bu ülke şu anda ekonomik olarak ciddi bir enflasyon batağına batmış durumda. 22 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar ekonomik olarak ülkeyi batırmış durumda. Haliyle bu batak içerisinde tüm meslek grupları da
ve mali müşavirlik mesleği de bu batağın içerisine girecek. Yani bu serbest çalışanların sayısının azalması, işte bir taraftan vergi dairelerinde ya da tüm bizim alanımızdaki sosyal güvenlik kurumunda ve diğer kurumlardaki çalışan sayısını azaltacaksın. Oradaki birçoğu kamunun yaptığı işleri mali müşavire yaptırmaya başlayacaksın. Bir biçimde biz tahakkundan ödemesine kadar birçok şeyi meslek mensuplarına üzerine bırakacaksın. Buna biz bedeli alınmadan yapılan işlerin angarya olduğunu ifade ediyoruz. Bu angaryaların sayısını arttıracaksın ve ondan sonra haksız rekabeti de arttıracaksın ve senin enflasyona dair yaşamın içerisindeki bize gider olarak yansıyan elektriğinden kirasına, personelinden kırtasiye masraflarına, aklımıza gelecek tüm masrafların 4 katına 5 katına çıktığı yerde senin yıl başında muhasebe ücretini hiç de öyle 5 katını artıramadığın ve de yani meslektaşlar arasında da en yoksulların, en zor durumda olanların da bunu diğerine göre daha az res çekebilecek, daha az dik durabilecek durumda olmalarından kaynaklı bu alanda yoksullar tasfiye oluyor arkadaşlar. Meslekte yoksul durumda olanlar, ekonomik gücü olmayanlar, toplam ofisindeki ciro'nun düşük olmasından kaynaklı bir başına çalışmak zorunda olanlar her geçen gün tasfiye oluyorlar. Ve dolayısıyla odalar, oda yönetimleri biraz buradan bakması gerekiyor. Buna proje üretmek gerekiyor. Baktığımızda ben toplantılarda Ankara'da da arkadaşlara soruyorum. Farklı kentlerden arkadaşlarımız var ve personel ihtiyacı her geçen gün artıyor. Bununla ilgili odaların mutlaka yardımcı personel eğitimiyle ilgili ve yardımcı personel üretilmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yapmaları gerekiyor. Yani bu çalışmaları yapmaz isek o meslektaşlarımızı kendi başlarına, kendi problemlerini çözmeye mahkum ediyoruz. Gelelim bugün bu salonun dolmamasına, bundan sonraki süreçlerde de dolmamasının bir başka sebebi bu, başka kentlerde de böyle. Yani sadece Bursa'mızda değil. İnsanların oda örgütlülüğüne, odaya inanmamasına. Çünkü inanmamanın sebebi, sorunları kendi başına çözmek zorunda kalırlarsa insanlar o örgütlülüğü bir aidat ödeyeceği bir yapı olarak görüyor ve zulük olarak görmeye başlıyor. Buradan kurtarmak gerekiyor ve o da ismi bile bir evin güvenli bir birimi olarak ifade edilmiş. Geçmişte dernek derken sonra oda yapılanması diye bir yapılanma var. Ve sizin o meslekle ilgili sorunlarınızı çözecek, sizi anlayacak ve yaşamınızı kolaylaştıracak bir yer aslında. Dolayısıyla bizler oda yönetimleri olarak bunlara kafa yormamız gerekiyor. Ben bunları ifade ederken hani işte çözüm bende falan demiyorum. Yani oda yönetimleri beyin fırtınası yaparak ve de belli zamanlarda belki meclis toplantılarını bu tarzda arama konferanslarına dönüştürerek meslektaşları bir araya getirip işte serbest çalışanları çağırırsınız ve serbest çalışanların yani birçoğumuz bilebilir ama farklı insanların farklı görüşleri ifade ederek ortak önce sorunları tespit edip sonra bu sorunlara dair çözümleri alıp ve bu çözümlerden bir yani yönelim oluşturabilirsin. Şimdi bizler işte bu sorunları
ülkenin gidişatından bağımsız olarak değerlendirmeye çalıştığımızda, evet, ülkede birçok şey olur ve bizler birbirimize yarışırız. Yarışırken de oy toplayacak bir takım argümanlarla işte TÜRMOB'a vururuz. Oradan bir sonuç almak mümkündür. Çünkü mesleki sorunları ve angaryayı bize dayatan kamudur. Bunun adı Çalışma Bakanlığı'dır, bunun adı Maliye Bakanlığı'dır ve diğer bakanlıklardır. Onlara bir şey söyleyemeyiz. Hani sosyal medyadan bir şey söyleyemeyiz. Ama bakıyorum ben sosyal medyada genel başkan dahil, ya eleştirebiliriz. Herkesin eleştiri hakkı var. Hakaret ediyor insanlar. Yani başka bir meslek grubu yok. Bu kadar seçimleri tamamladıktan sonra kendi örgütünü bu kadar hakarete varan ve eleştiri demeyeceğimiz aslında direkt hakaret ifadeleri bile kullanabilen başka bir meslek grubu olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bizler mevcut yönetimimizle birlikte yönetme ifadesiyle göreve geldi. Birlikte yönetiyor muyuz diye kendimize sormamız lazım. Gerçekten birlikte yönetiyor muyuz? Ve gerçekten kendi çalıp kendimiz mi oynuyoruz? Ya da hakikaten kendi grubunda bile tüm herkesi kucaklayan çalışmaları yürütebiliyor muyuz? Birbirimizi anlayıp dinliyor muyuz? Yoksa bir sonraki seçimin hesabını yaparak mı yürüyoruz? Evet, yani bir sonraki seçimde önünüze koyduğunuz argümanlarla yeniden kazanabilirsiniz. Ama asıl olan 3 yılı hesap emekçilerin kaybetmemesidir. Seçimi kimin aldığı değil, seçimden sonra meslektaşlarımızın yaşamına katkı yapabilecek, yaşamlarına gerçekten dokunabilecek bir üretim ortaya koymak önemli. Bu üretimi koyabilmenin yolu da meslektaşların tüm sorunlarını iyi algılayıp, bunları toparlayıp, işte bunu yapacağımız toplantılarla, üye ziyaretleriyle, anketlerle, birçok şeyle çoğaltabiliriz. Gerçekten meslektaşımızın durumu nedir, bunu anlamamız lazım. Ve bugün Bursa'da onlarca arkadaşım var, personel arıyor ve bulamıyorlar. Çünkü personel üretilmiyor ve çocuklar da haklı, okul bitmiş ve firmada mı çalışsın yoksa bir ofiste mi? Firmaya başlıyor ve firmada da inanın ki mesleği bir ofiste öğreneceğinden çok daha geç öğrenecek. Çünkü bir muhasebe departmanına gittiğinde bir iş veriliyor, sürekli onu yapıyor. Sürekli bordo düzenliyor ve fatura belge düzenliyor. Belki ön muhasebe alanında çalışıyor. Yani aslında gerçek anlamda muhasebeyi öğreneceği yer ofisler. Ama ofislerde de ekonomik koşullar hiç de uygun değil. Böyle olunca da bu koşulların iyileştirilmesi adına kafa yormak gerekiyor. O sebeple elbette eleştirelim. Ama TÜRMOB, habire TÜRMOB bir sözcük ya, Türkiye Muhasebeciler ve Odalar Birliği, işte yeminli malim işte Odaları Birliği. TÜRMOB, işte Muharrem Bey orada görev yapıyor, yarın başka birisi de yapabilir. TÜRMOB'un değiştirilmesi programla gitmek gerekiyor, projeyle gitmek gerekiyor. Oradaki insin, onun yerine ben geçeyimle hiçbir şey değişmiyor. Değişmediğini de yıllardır görüyoruz. O manada ben başkanlığım döneminde ve Türkiye Çağdaş Demokrat Platform'un yürütme kurulu olduğum dönemde 3 kişiyle başlayan bu serüven 21 kişiye ulaştı. Benim önerim öncelikle bir grubun ve kendine demokrat ve çağdaş diyorsa kesinlikle gerçekten katılımcı ve tüm alanların temsil edildiği bir anlayışı önüne koyması gerektiğine inandığımdan bu çalışma 3 kişilik yönetilen grup 21 kişiye ulaştı. Mutlaka eleştirilebilecek birçok şey var. Ama basın açıklamasında
tüm ülkedeki insanları, yani odaları saat 11'de bir araya getiren bir çalışma yapılmış. Ve belli saat tespit edilmiş ve bir metin ortaya konulmuş. Bu bir emek. Bu açıklamayı yaparken TÜRMOP duysun diyoruz. Ya TÜRMOP ne duyuyor? Zaten iki yönetim kurulu üyesi burada. Diğerleri de Yahya Başkan da İstanbul Oda Başkanı'nın yanında. Ya ben onun için şundan, yani TÜRMOP'un avukatlığını yapacak falan değilim. TÜRMOP hepimizin üst birliği. Ola ki yarın bir başka grup da orada görev alabilir. TÜRMOP'a hani TÜRMOP diyerek her şeyi oraya havale ederek sorun çözemeyiz. Program ve proje önermemiz gerekiyor. Program ve proje önermedikçe kişilerin değişmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ve de değişmesi gereken sınıfsal anlayış. Evet, öteden bu yana söylüyorduk, ondan herkes vazgeçti. 5'e 4 garabetinden vazgeçmek. 5'e 4 kesinlikle biz yeminli mali müşavir olarak bir yapı içerisinden belli sayıda insanı eliyoruz, eliye eliye çok az sayıda bir genel başkan ismi üretebiliyoruz. Bunun sebebi de ya kamudan gelmiş, ya işte vergi kökenli, ya da farklı işte üniversite kökenli. Dolayısıyla bizim TÜRMOP'a ifade ederek kendi örgütümüzü, üst birliğimizi sürekli eleştirerek bir şey çözemeyiz. Ve kesinlikle ve kesinlikle TÜRMOP bir üst birlik olarak hepimizin sahiplenip proje önerdiği yanlışların karşılığında alternatifini önerdiği bir yapı olması gerekiyor. Bugün burada TÜRMOP üyesi birçok oda var ve orada da her şey çok mükemmel gitmiyor. Ama burada üretilenlerle oraya projeler, öneriler gidiyor ve TÜRMOP bugün ülkedeki her meseleye karşı duyarlılık gösterebiliyor. Burada iki gün önce kayyumla ilgili açıklama yapabiliyor. Siz yapabiliyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Neden? Kayyumla ilgili açıklama yapmak mayınlı alan. Niye? Demokratik olarak seçilmiş bir başkanın demokratik olarak indirilebilir ancak. Demokratik olarak indirmenin yolu da öncelikle aday olduğunda kişi bütün araştırmasını yaparsın, aday değilsin dersin ve geri çekersin. Onun yerine de bir başkası aday olur. 10 yıldır devam eden bir mahkeme var, sonuçlanmıyor. Hemen çabucak sonuçlanıyor. Bu iktidarın kolaycılığıdır ve meslek odası da bir demokratik kitle örgütüdür. Buradaki olana da tepki vermelidir. Yani bugün ona tepki vermezsen yarın gelirler sana da kayyum atarlar. Yani bunu yapmak mümkündür. Bugüne kadar yapılmadıysa bundan sonra da yapılmayacak anlamı taşımaz. Bir başka meslek odası, Türk Tabipler Birliği Başkanı bir açıklama yapıyor. Farklı eleştiriler var ve açıklamasında diyor ki savaş sağlık sorunudur. Savaş sağlık sorunudur diyor. Onun için savaşa hayır diyor. Ve uluslararası anlamda yapılan eleştiriler için araştırılsın diyor, kimyasal silah kullanıp kullanılmadığı konusunda. Hemen anında terörist ve hain ilan ediliyor. Anında. Ve kişi, genel başkan Almanya'dan hemen geliyor. Öyle kaçmıyor. Delikanlı gibi geliyor. Sabahın 5'inde evine baskın yapılıyor. Bu bir meslek örgütü. Biz buna sahip çıktık mı? Çıkmadık. Niye? Çünkü mayınlı alan. Onun için demokrasi mücadelesi kaçınmayacak bir alandır. Ve de tüm alanlar için eğer demokrasiyi savunuyorsak bizim gibi düşünmeyenlerin de düşüncelerine saygı göstermek ve onlarla birlikte olmak gerekir. Ben bundan sonraki süreçte öncelikle
mesleğin emekçilerinin sorunlarını çözümü noktasında odadan proje üretmek, alternatif olanlardan proje üretmek ve 22 yıldır ülkeyi yöneten ve ülkeyi bataklığa götüren anlayışın burada da alternatif olmadığını düşünüyorum. Onun için hiç kimse elini ovuşturmasın. Burada Çağdaş Grup yoluna devam edecektir. Ama Çağdaş Grup kendisini yenileyerek ve de Çağdaş Demokrat ilkelere bağlı kalarak üyenin sorunlarını, üyenin zora düştüğünde yanında olarak onun sorunlarına sahip çıkarak ve de ekmeğini kazanmasına katkı yaparak yaşamını daha mutlu kılan çalışmalar yapmalıdır diyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Aziz Ok, buyurun. Sayın Divan, kıymetli meslektaşlarım, odamızın 15. dönem 6. meclis toplantısı hayırlara vesile olsun. Öncelikle geçmiş dönem oda başkanımız Sayın Özcan Pamuk'a sunumlarından ve tecrübelerini paylaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sonrasında komisyon çalışmaları ile ilgili birkaç komisyonumuzun raporlarını dinledik. Bu arkadaşlarımıza, bu komisyonlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak komisyon sayısına baktığımızda komisyonlarımız yani 26'dan fazla bir komisyonumuz var ve sunulan raporlar, yapılan çalışmalar ortada. Komisyon atamaları yapılırken, komisyon seçimleri yapılırken bu sunulan raporlar ya da çalışmalar tekrar değerlendirilmeli diye düşünüyorum. 20 komisyon, özür dilerim. 20 komisyon, 8 tane çalışması var, 12 tanesinin raporları yok. Yukarıda yönetim kurulu toplantılarında gelen kararlara baktığımızda da bir komisyonumuz özellikle bu hafta yeterli sayıda katılım sağlamadığından dolayı toplantı yapılmamıştır diye karar alıyor. Komisyonlara katılımların az olduğunu görüyoruz. Ahmet Hikmet Başkanım birlikte üretim, birlikte yönetimden bahsetti. TÜRMOP Başkanı da buraya geldiğinde bunu söyledi. Bizim oda başkanımız Hüseyin Bey'in seçim sloganı da birlikte üretim, birlikte yönetmekti. Ama yani geride bıraktığımız süreçte bu böyle olmadı. Özde değil, sözde kaldı. Şimdi rahmetli Özal anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz diye bir çıkış yapmıştı. 2013 yılında olağan genel kurul, odamızın olağan genel kurulunda kabul edilen Bursa SMM odamızın yönerge setleri var. Bu yönerge setlerini ilk Ahmet Hikmet Başkanım bir defa delmekle bir şey olmaz dedi. Komisyon atamaları yaptı. Sonrasında Doğan Başkanım bir defa delindi, bir de biz delelim diyerekten devam edildi. Ve bu dönem biz de harcama yönergeleri, işte komisyon atamaları, biz artık bu dönem kevgire çevirdik bu Bursa SMM Odası yönergelerini. Ama şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Biz dayanışma ve birlik grubu olarak üyemizin menfaatine olan her kararda, her uygulamada şartlarımızı koyduk. Bu yönerge setinin delinmemesi yönünde gerekli şartlarımızı da yazdık. Şimdi geçen aylarda odamızın kurumsal çalışması ile ilgili çalışma yapan Inofi firması ile olan sözleşmemizi yeniledik. Tabii ilk gelirken bu firma dedik ki kurumsallık çalışmasını
yapacak, odamıza bir kurumsal kimlik kazandıracak ve kurumsallık yönünde daha ciddi adımlar atacak dedik. Ama Mustafa Bey nezdinde ve çalışma arkadaşlarını gördük. Festivalde yapıyor, kitapçık da yapıyor, broşür de basıyor, konserlerde, festivallerde dümbelek de çalıyor. İnşallah dümbelek çala çala oturtturacağız yani bu kurumsallığı. Şimdi 23 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da Genel İdaresi Başkanlığı'yla TÜRMOP arasında bir çalıştay düzenlendi. Bugün başkanım da bu konuya değindi ama dijital dönüşüm sürecinde mesleğin sorunları ve geleceğinin değerlendirilmesi konusuydu. Buraya Bursa Odası davet edilmedi. Bizi yok mu sayıyorlar? Bizi niye davet etmiyorlar? Muharrem abi bu konuda bize cevap verecektir aslında ama ben bizi yok sayanları yok saymamız gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer konu 13 Haziran Perşembe günü Anıtkabir'de meslek yasasının kabulüyle ilgili bir çelenk töreni düzenlendi. Bu çelenk törenine biz katılımcıların kendi bütçelerinden katılması gerektiğini ve bu finansmanın katılımcıların kendi bütçesinden sağlaması gerektiğini savunduk toplantıda. Çünkü görüyoruz ki saymanımız da açıkladı bütçemizi, verdiğimiz eksileri, hazır değerlerimizi. Biz bu gerekçeyle ve il dışında yapılacak programlarla ilgili katılımcıların sınırlı olması gerekçesiyle biz oy çokluğuyla kabul ettik ve bu kararı şerh düştük. Bilginize arz ederim. Son olarak da bilanço Cumhuriyetimizin 101. yılına özel bilanço dergisi çıktı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bilançonun iç kapak kısmını incelediğimde orada demek ki ismimizin yazması için basın yayın komisyonu üyesi olmamız gerekiyor herhalde. Yani odamızın yönetim kurulu üyesi olmamız yetmiyor demek ki. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum Aziz Bey. Evet arkadaşlar, başka söz almak isteyen var mı? Muharrem Kaya buyurun. Arkadaşlar iyi akşamlar. Özgün abi her zamanki gibi nezaketini, beyefendiliğini ve centilmenliğini elden bırakmadın. Evet gerçekten söylediklerinden fazlasını da yaptın. Ama bugün maruz kaldığın davranışlara yönetim maruz kaldığında herhalde içinde ölçüp biçiyorsundur. Bu konuda ben senin vicdanına güveniyorum. Arkadaşlar şimdi bütçe dedi Aziz ve Bünyamin. Arkadaşlar Türkiye'deki en ucuz aidatın Bursa'da olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bütçenin yetersizlikten mi yoksa art niyetle mi hazırlandı ama sonuçta yetersiz. Bunun farkındasınız. Yani harcamalarla ilgili eleştirilerinize doğru bulursunuz, yanlış bulursunuz diyecek bir şeyim yok. Bünyamin bir ironi yapayım şimdi. Bursa Odası'nda diyorsun ki ben bir şey yapamıyorum. Olumsuz her şeyi mal ediyorsun. Sonra TÜRMOP'ta senin gibi azınlık pozisyonda olan bir adam da TÜRMOP adına açıklama istiyorsun. TÜRMOP'un bir yönetimi var, bir icra kurulu var, bir anlayışın ve bir grubun temsilcileri. Şimdi ben de orada rol karmaşası yaşıyorum. Yani TÜRMOP bizim bir kere her zaman bunu söyledik. Bu kurumu da savunacağız. Fakat işin biraz gruba doğru evrilmesi durumunda savunabilecek misiniz? Yok, savunanlar var.
TÜRMOP'u eleştirmeyelim diyor arkadaşlar. Arkadaşlar TÜRMOP'u eleştirin. Ben TÜRMOP yönetim kurulu üyesiyim. Beni de eleştirin. Eleştiri geliştirmeyle. Çok doğru söylüyor Ahmet Başkan. Ama bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani seçim mevsimi başlamış. Ajitatif konuşmalar. Umarım kısa bir süre sonra av mevsimine dönüşmez. Kusura bakmayın, karımdan konuşmayacağım. Konuşmalar bana samimi gelmedi. Bir taraftan liberal söylemler, bir taraftan emeğe atıf yaparak sosyalizme varan söylemler. Bu ikisi aynı potada nasıl eriyecek? Gerçekten merakla bekliyorum. Bir şeyin de aklına teslim edeyim. Evet, biz Filistin'le ilgili açıklama yaptık. Bunu başkan bir eleştiri olarak mı alır? Bir katkı olarak mı alır? O kendi şeye, kayyum atamasına Bursa Odası'nın da imzası olması gerekiyordu. Ama oy kaygısıyla değil. Tribünler oynamak üzere değil. Şimdi dönelim. Ahmet Başkan diğer kentlerdeki odaların da aynı olduğunu söyledi ama bir yandan Bursa Odası'nın yardımcı personel yetiştirmediğini de söyledi. Tespitler güzel. Ya bu odaların bir birliği yok mu? Benim yöneticisi olduğum bir birliği yok mu? Oradan yukarıdan aşağı biz bunu yapamadık. Bunu niye söyleyemiyoruz? Odalara biz bu konuda öncülük de demedik. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Yani biz amigo gibi düşünürsek, tabirimi lütfen yanlış anlamayın, taraftar gibi düşünürsek bu işler olmuyor. Önce samimiyetimizi ortaya koyacağız. Ondan sonra sahaya çıkacağız. Evet, ben hatırlıyorum, Ahmet Başkan hep TÜRMOP'a belden aşağı vurmamıştı. Hiç vurmamıştı. Hep eleştirilerine karşılık alternatiflerini götürmüştü. Bugün Bursa Adası'nı eleştirdiği gibi eleştirdi ve alternatiflerini getirdiği gibi. Grup içindekini konsolide edemiyorsun başkan. Edemiyorsun ya. Yani gidip yalvarman gerekiyor etkinliklere katman için. Adamlar o kadar teklif getiriyorlar, sen de reddediyorsun. Ayıp. Ayıp yani, yapma bunu. Söylem olarak çağdaşlığı koyarken evet biz Bursa'da çağdaşız. Bir grup ismi bu bilinçli yapılıyor. Çağdaş ve demokrat ilkeler. Arkadaş, çağdaşlık ve demokratlık ortak şey olsa da ufak nüanslarla ayrılışır. Bunu arka arkaya kullandığın zaman övgü dizmiş oluyorsun. Yaşasın Fenerbahçe'de, yaşasın Beşiktaş gibi oluyor. Yardımcı personel sorunu sadece Bursa'da var. Ve senin yüzünden. Yardımcı personel kursu açmadın. Bursa'nın çağrılmaması meselesine gelince, yürütme kurulunda olan, hatta TÜRMOP yöneticisinin üstünde söz söyleme hakkına sahip arkadaşlarımız kendi yürütme kurulunda bunu değerlendirmişlerdir. Öyle uygun görmüşlerdir. Yani tarlada izin yok, harmanda yüz istiyorsun. Evet ya, kahrolası Bursa yönetimi. Atın kendinizi şurada. Ne TÜRMOP'la anlaşabiliyorsunuz, ne kendi arkadaşları etkinliğinize getirebiliyorsunuz, ne beraber olduğunuz, beraber yönetimde olduğunuz azınlıkla birlikte hareket ediyorsunuz. Hiç kimse suçlu değil, hepsi suçlusunuz. Ondan sonra grup birliği bütünlüğü. Bu seçim mevsimi umarım av mevsimine dönüşmez arkadaşlar. Yanlış anlayan anlasın. Umursamıyorum. Bir takım şeylere fren basarak konuşuyorum arkadaşlar. Çok da zor bu. Ben taç giyen baş ustanır derim her zaman. Evet, ben bir TÜRMOP yöneticisiyim. Söyleyeceğim o kadar çok şey var ki. Ama içinde bulunduğum ve sahip çıktığım o kurumun zedelenmesini ben de istemiyorum.
genel hayata bakış açısı içerisinde de ortaklaştığım birçok şey var. Ama şunu görüyorum ki bizim genel hayatta ya da genel siyasette eleştirdiğimiz her şeyi yapıyoruz ya. Yapıyoruz, bunu defalarca söyledim. Ülkenin iktidarına bakın, 20 yıl TÜRMOP'un iktidarına bakın, kuruşundan beri. Yani sözünüzü Einstein bizden önce söylemiş arkadaşlar. Hiçbir sorun onu yaratan bilinç düzeyiyle çözülemez. Özcan abi bir tespit yaptı, eleştiri değil. Eleştiriye sonuna kadar katılıyorum. Gram ilerlemedik. Söylediğimiz şeyler kısmen de olsa benimsenmeye başladı. Ya şu beyanname uzatma problemleriyle neden uğraşıyoruz? Şimdi bakın arkadaşlar, güzel gelişmeleri de söyleyeyim. Genel Başkanımız Emre Kartaloğlu bütün meslektaşlar ve camiye yakın olan meslektaşları davet etti ve bir kahvaltı yapıldı. Bunun olumlu yansımaları olacak arkadaşlar. Orada iktidar ve muhalefet milletvekilleri konuşmalar samimiydi. Eğer siyaseten yapmadılarsa onu. Bir takım sorunları çözmek noktasında bir diyalog ve samimi bir diyalog başladı, onu görüyorum. Şimdi biz bütün MOP'ta neler yapıyoruz? Gelecek dönemde değiştirmemiz gereken yönergeler ve meslek yasasında komple değişmesi gündemden kaldırıldı. Şu anda yok. Orada ayrıca bir ironi var. Oluşturulmuş bir kurul içinde meslek yasası yazım kurulu oluşturduk. İki tane çağdaş demokrat arkadaşımız ve azınlık temsilcisi olarak ben, arkadaşlar toplantı yapmadan dağıldık. Orada oluşan komisyon başkanı Sayın Hüseyin Yıldız'a sorduğumda biz yapıyoruz dedi. Neden yönetim kurulunda böyle bir kurul oluşturduk o zaman? Bizi mi oyaladınız? Ortak üretimden bahsediyorsunuz. Aykırı bir görüşün orada size katkı yapmasında ne zararı olur? O yüzden palyatif olarak konuşulan şeyler şunlar arkadaşlar. Nisbi aidatlar kalktı. Umarım bu nisbi aidat ve nisbi temsil karışmaz. Şu anda TÜRMOP'un 9'u da, 9 yöneticisi de şurada mutabıkız. Artan oranlı maktu aidat. Ve orada bir asgari sınırımız da olacak. Bunu bir asgari ücret mi belirleriz ya da asgari ücrete bir şey endeksler miyiz? Yeni bir açmış, geliri düşük arkadaşların aidatların bir ya da iki yıl alınmaması, onun üstüne artan oranlı maktu aidat. Çünkü odaların yaşaması gerekiyor. Odalar yaşayacak ki TÜRMOP'ta yaşayacak. Biz böyle birbirimizi eleştireceğiz ama ne olursa olsun hepimize oda da lazım, birlikte lazım arkadaşlar. Yeşil pasaportla ilgili samimi bir çalışma devam ediyor. En son şöyle bir konuşma oldu. Antalya Milletvekili Mustafa Erdem vermişti bu önergeyi. Ben de kendisine teşekkür için gittim özel olarak meclise. Orada diğer meslektaşlara da görüştük. O kahvaltıda şöyle bir öneri geldi. Siyaseten aslında şey de bir öneriydi. Sonuç alıcı bir öneriydi. İktidar milletvekilleri dedi ki Mustafa Bey, sen muhalefet olarak getirirsen bu reddolur. Sen önergeni çek. Biz hazırlayalım. Siz de destek olun. Bu konuda en azından 17 meslektaşımız ortak düşünmeye başladı. TÜRMOP'ta kötü şeyler olmuyor. İyi şeyler de oluyor. İşte Emre Başkan milletvekillerini de topluyor, çağırıyor buraya. Ve bir diyalog başlayabiliyor. Ama nedense seçimler yaklaştığında bu tür suni kamplaşmalar, suni ağırlık nedenleri ortaya sürülüyor. Sürülecek, bakalım. Bunu meslektaş takdir edecek. Herkes bildiğini meslek kamuoyuna anlatacak arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Soru sorup da cevaplamaya atladığım birisi var mı? Çünkü bir iki konuşmada atıf yapıldı. Zeki Turan burada mı? Hakikaten Muharrem Kaya'ya saygılarımı sunuyorum derken teşekkür ediyorum ona.
Genel kurulda aramızda şöyle bir diyalog geçti arkadaşlar. Bunu inançsal olarak algılamayın. Zeki abi yine böyle bir kağıtla çıktı, anlattı. Dünyanın sonuna kadar muhasebeciliğin olacağını anlattı. Sonra ben kürsüden geldiğinde bana laf atıyor. Dedim ki Zeki abi, seni unuttum, ben tekrar kürsüye çıkar mı? Seni unutmadım ben. Sana kıyamadım. Neden dedi? Öbür dünyada da muhasebecilik var dedim. Hünkar Venekir ne oluyor? Atladın dedim. Aramızda öyle bir hoş bir anı yaşandı. Herhalde onu vurgulamak istedi ama açıklamasında bile toparlayamadı onu. Ben tekrar söylemiş olayım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yunus Arabacı. Raşit Gürbüz. Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özcan abinin onur konuğu olduğu böyle özel bir günde ben de Özcan abinin mütevaziliğiyle söylemediği birkaç şeyi söylemek için kürsüye çıkmış bulunuyorum. Evet, mütevazilik bizim kültürümüzün temeli. Tabii ki bu dönemlerde o mütevazilik biraz azalsa da o kadar kıymetleri tutup kenarlardan çöküp önlere koyamasak da temeli aslında. Özcan abi de birlikte faaliyet gösterdik. Onu başkan adaylığı ile ilgili birimizin adını andı ama hepimiz onun başkan adayı olmasını istedik. O dönemde dalga biraz bizden yana da esiyordu ama önce Bülent Çetin'e bile bunu söyledim. Önce olgun, bizden daha olgun bir kişinin bu aday olması gerektiğini, bizim daha heyecanlı olduğumuzu ve kırıcı dökücü faaliyetlerde bulunabileceğimizi söylemiştik. Sağ olsun o da gerçekten öncülük etti, abilik etti. Hepimize örnek oldu. Temel o dönemdeki yaptığımız olaylarda bu kadar biraz ayağı topal şeklinde kazanmış olsak bile her satırına, her faaliyetine arkasında duracağım, imzamı tekrar atabileceğim bir dönem olmuştur. Demokrasi açısından düşünürsen ülkede demokrasinin gelişmesiyle ilgili faaliyetlerimiz olmuştur. Emekçilerin, cephenin, yani bizim cephenin daha kuvvetli olması için düşünülürse bütün sendika başkanlarıyla arkadaş olmuşuzdur, destek vermişizdir. O dönemdeki kaybedilen makine mühendisleri odası, makine mühendisleri odası çok önemlidir bizim için. Çünkü burada 750 metre başından beri o tartışılan iki oda vardır. En yüksek üyesi olan iki tane mali müşavirler odası ve makine mühendisleri odasıdır. Onların iktidardan düşmesinden sonra o üç adaylı, Ahmet Atalaylı, Nazım Yılmazlı ve Remzi Şenişler'le o üçlüyü bire indirme faaliyetini biz yaptık ve biz onları berabere getirdik. Şimdi pek ortalarda gezilen arkadaşlar toplantılara bile gelmemişti. Bizimle ilgili söylemiyorum bunu. Bursa çapındaki demokrat arkadaşlardan bahsediyorum. Hatta kısmi olarak da birleşirsin de istememişlerdi. Gerektiğinde bunu tek tek anlatabilirim de. Savaşla ilgili o zaman Felluce'de katliam olmuştu. Çünkü Amerikan emperyalizmi her zaman işin içindedir ve ortalığı kanla boğar. Şimdi Filistin'le ilgili açıklamalar yapmak, tepki vermek, onlara mücadelesini göstermek, biraz yol gösterici olmak çok güzel. Çok kolay. Çünkü maliyeti yok. Şimdi herkes İsrail'i vuruyor. Ama bir emperyalizme karşı durmanın çok ayrıntılı, çok alt dalları var. Nasıl ki devrimci insanlar Beka Vadisi'ne gidip orada eğitimlerini alıp İsrail'e karşı savaşmışsa zamanında ve oradan geri dönenleri de oradaki iktidar, buradaki Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti astıysa ne kadar emperyalizme karşı çıkıyoruz değil mi? Kimler çıkıyor? O geri kalanlarını da biz astık burada çünkü. Şimdi
bir ara, çok uzatmayacağım, Felluce katliamı ile ilgili bağlantı kurup şimdi Gazze katliamını söylüyorum. Çocuklar ölüyor değil mi? Canımız yanıyor. Yani gerçekten çok üzülüyoruz. Buna dayanmak mümkün değil. İnsanların psikolojisi bozuluyor. Ama işte alt dalları var. Türk Suriye'nin dostları diye birileri vardı değil mi bir ara? Hepimiz yaşıyoruz. Aşır da biliyor, Raşit de biliyor. İşte Murat da biliyor bunu. Türk Suriye'nin dostları. Bunlar nerede toplantı yaptı? İstanbul'da. İstanbul'u kim yönetiyor? Şu anki Filistin katliamını kınayan, ticaretini de 9 tane geminin İsrail'e gitmesini, hizmet etmesini, daha yeni insanlar İstanbul'da az daha kan akacak. O kadar sertleştikleri için kendi yandaşları. Ondan sonra aklına geliyor, ya diyor 9 gemiyi durdurun oradan. Taşımasın İsrail'e şey değil mi? Suriye ordusundan nasıl bahsediyor? Esad'a bağlı güçler diyor. Öbürüne ne diyor? İşte milli Suriye ordusu diyor değil mi? Ya bu kadar, sen Suriye'ne bu kadar düşman olursan, düşmanlarıyla işbirliği yapar da yıkmaya çalışırsan, helal olsun Esad'a. Yıkılmadı gene. Gene de baş komutan gibi ordunun başında, hem bizimkiler dersini verdi, hem de emperyalizme dur dedi. Ama ne oldu? Çok zayıfladı. Şimdi İsrail iki tane ülkeyle korkar. Mısır'la bozuşmak istemez. Çünkü başka dengeler var. Onları depreştirecek. İşte Suudi Arabistan o güneyi şey yapmak istemez. O petrolü kullanıyor çünkü. Bir de Suriye ile bozuşmak istemez. Zaten savaşan bir Suriye vardı. Suriye Beka vadilerine o Lübnan işgalinde İsrail'i durdurmuştu zamanında. Bilmiyor muyuz? Yoksa İsrail'in önünde kimse duramazdı. İşte birileri onu durdurdu. Esad'ın ordusunu paramparça yaptı. Gene ne kadar dirense de güçsüz oldu. Kendini koruyamıyor. İsrail geliyor bombalıyor. Gidiyor gene Esad. Karşılığında bir füze bile atmıyor. Atamıyor. Çünkü korkunç bir güç var karşıda. Ama sen, senin gibi bir şeyleri savunan insanlar hep Amerikan mallarını alıyorsunuz. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta kısmen Türkiye'de diyeceğim de F-16'ları almak için can atıyor. Hani aynı alternatifini yetiştirmiştin, daha iyiydi bizimkiler. F-16'lar ne oldu? Yani F-16'ları almasan öleceksin mi? Başka bir şey yapamaz mısın? Neyse, konuşmalarıyla çelişkilerini söylüyorum. İşte biz onlara da karşı durmuştuk o zaman. Ormanlarla ilgili gerçekten çok büyük aktiviteler yapmıştık. Başka şeyler de var. Eğitim, ara eleman diyor arkadaşlar. Ya ara eleman, o zamanlar daha ihtiyaçtı. Ara eleman eğitimlerini önce biz yaptık. Nasıl ki Hasan Eren dayanışma iktidara geldiğinde her akları teslim edeceğiz. O zaman eğitimle ilgili bir faaliyet yaptı. Hasan Eren, Allah rahmet eylesin, sebebiyle yaptı onlar da. Nasıl ki Osman Çetinkaya bu meclisi kurdu, adamın hakkını teslim ediyoruz. Bizler de bir eserler yaptık o zaman da. Şimdi ara eleman, bunun kökü nereye dayanıyor? İktidarın eğitimsizleştirme tuzağından kaynaklanıyor. Bursa Ticaret Lisesi mezunu adam büro açıyordu, normal ekmeğini kazanıyordu. Bu da şimdi 5 yıl adamı orada tutuyorsun, tek düzen hesap planını öğretmiyorsun. Ya 5 yıllık geçmiş adama sen tek düzen hesap planı öğretilmez mi? Ya kadın kardeşim, kızımız ağladı benim yanımda, tek düzeni sordum da üniversite hocası demiş ki ya o mevzuatta var, bakarsınız. Onu önemli değil diyormuş, ya eğitti anlatmamış. Ya dedim kardeşim, tek düzen hesap planı muhasebecinin adı soyadıdır. Polis ya da birisi sana adını soyadını sorunca kimliğe mi bakıyorsun sen? Bu kadar düşürdüler. Çok büyük tuzaklar var arkadaşlar. Çok büyük tuzak. Bu tuzaklar ne zamanlardan başladı? Hep söylüyoruz. Çanakkale'deki elbiseleri gösteriyor. Askerler böyle üstü başı dökülmüş, iki tane asker. Öyle bir şey yok. O üzüm aşafı, akşam şey falan. Onlar da yok ya. Tuzak daha da ağır, benim izah edemediğim kadar büyük. Yani biz gençliği yetiştiriyoruz, çok haklıyız. Efendim onu hak ediyoruz. Gece çalışmaman lazım. Tamam, çalışmak kötü, o kadar da olmasın ama cumartesi çalışmaman lazım. Sizler nelere layıksınız. Bize pohpohlamışlar.
Az çalışın diyorlar. Başkaları, ya Almanlar gün görmüyor gün. Sabahtan gidiyor, akşamın gecesine geliyor. O kadar sıkı çalışılıyor ki. Çin'i başka, Hindistan'ı başka. Ya siz burada rahat edin diyorlar bize. Kalın, köle olun, ucuz işçilik yapın sonra. Emperyalizm çok yönlü ve çok güzel çalışıyor. Bizde böyle tuzaklar oluyoruz. Ancak kısmi olarak karşı çıkıyoruz. Kısmi olarak da buradaki eğitimle ilgili yamama ile şey mi olur? Biz yaptık eğitim. İşte ya şeyler hocada, hocalar da sağ olsun yardımcı oldular. Ara eleman. Birkaç kere arkadaşlar da burada da düzenlendi. Şu anda da belki eğitim var. Bilmiyorum, öyle bir duyumum da var. Ama işte yetmez. Yamama bunlar, yama. Biz asıl konuya, asıl emperyalizmin o şeyine karşı çıkmadıkça daha çok İslami çevreler daha çok bu konularla ilgili şeyler karşı çıkmaya çalışıyor. Onların en desteklediği adam aslında onun aleyhinde hareket ediyor. Buraları da gözeterek, görerek yürüyelim diye de biraz soru işaretleri açtım. Hocam Pamuk bize sıkı çalışmayı, birilerine diklenmemek, kırmamak ama kararlı da yürümeyi öğretti. Bir de ne öğretti biliyor musunuz arkadaşlar? O zamana kadar ben de başkan yardımcısıydım, Bülent başkan yardımcısıydım. Daha önce de bir yerlerde vardım. Yeni ilave olarak ne öğrendim biliyor musun? Şimdi kurullarla, bizim kurumların odamızla diğer devlet kurulları birbirine yabancıydılar. Ben bunu gözlemledim, eksik gözlemlemiş olabilirim. Sanki Çalışma Bakanlığı ayrı, işte Maliye Bakanlığı ayrı bizden, çok düşman ve düşman değildi, ne diyeyim, rakip gibi. Ufak tefek anlaşamamazlıklar vardı. Biz onu oturduk Özcan abiyle, sırayla yazdık. En çok işimiz kimle? Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı'yla, vergi daireleriyle yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Sonra teftiş kurulu. Teftiş kurulu ile yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. İşte SGK ile yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Hepsinin lider, başkanlarını, müdürlerini getirdik. Buraya oturtturduk. Meslektaşlar onu gördü. Yakından sorular sordu. Eleştirdiler burada. Konular oldu. Sonra o bağlantılar kuruldu. Bütün kurumlarla böyle. Onlara biz karşılıklı ziyaretler yaptık. Çiçekler gönderdik önce. Özcan abiye teşekkür ettiler, hepimize, kurullara teşekkür ettiler. Yani o bağlantıları da kurduk bu arada. Ayrıntılı bir sürü pek çok komisyonlarımızda başka şeyler yaptı. Yeni komisyonlar kurduk. Onlarla birlikte yaptık. Evet, her yönüyle görev yapan, her şeyi hak eden ve her satırına imza attığım dönemi böylece o dönemde kapatmış oldum. Sonraki dönemlerde Raşit Gürbüz olarak ben de bir mühür vurayım, etkim oldu yeterince yönetimlerde. Ama asıl kendimle ilgili daha farklı bir hizmet etme anlayışım ve isteğim olmuştu. Orada kısmet olmadı, son mühürü vuramadım. Ama hayırlı uğurlu olsun, canınız sağ olsun, iyi günler. Teşekkürler. Teşekkürler başkanımız. Evet, var mı arkadaşlar başka söz almak isteyen? Evet, Yunus Arabacı buyurun. Sayın Divan, kıymetli meslektaşlarım, hepimize iyi akşamlar. Çok da geç oldu. Uzun uzadı ya da zaten bir eleştiri şeyimiz de yok. Etkinlikler 150 bin liraya mal olmuyor. Daha bugün konuştuk. Yani tiyatro etkinliğimizin bütçesi şu an için gözüken 92 bin lira. 150 liradan bilet çıkışı yaptık. Yaklaşık olarak 350-400 kişi geldiği takdirde yaklaşık olarak 35-40 bin lira civarı. Evet, tiyatro organizasyonumuz için bir bütçeden para kullanıyoruz. Önce bunu söylemiş olayım. Aslında bugün Çağdaş Grubu'nun herhangi bir üyesinin eleştirisine cevap vermek istemiyordum. Ama salona bir bakıyorum. Bünyamin Bey, Aziz Bey, sanırım başka da Melek Hanım, pardon. Çağdaş Grubu üyesi olmayan arkadaşım yok. O zaman şöyle söyleyeyim, şimdi Ahmet Başkanım tabii bir eleştiri yaptı birlikte yönetmeyle ilgili. Ben 2013 senesinde, Hasan abi de var, gece 4'te Vincin Tepesi'nde Çağdaş Grubu'nun bayrağını astığımın ertesi günü seçim kazanıldıktan sonra bana benim kırmızı çizgilerim var, isimlerim var diye gelindi.
Bir daha söyleyeyim Melek Hanım. 2013 odanın genel kurulu. Merinos'ta yapılıyor seçimler. Mesut da var orada. Altay var, Cengiz var, Bülent Başkanımız var. Gecenin 4'ü. Biz orada pankart asıyoruz, bayrağımızı asıyoruz. Ertesi gün seçim kazanılıyor. 2013 seçimleri Çağdaş Grup adına. Pazartesi, salı, çarşamba neyse. Ahmet Başkanım benim isimsel olarak kırmızı çizgilerim var diyor. Şimdi bizi birlikte yönetmeyle ilgili eleştiriyor. 2016 duyum ama kendi kulaklarımla duymuş gibi de söyleyebilirim. Tesmer toplantı başkanlığı, ben Tesmer'i kendi ekibimle yöneteceğim diyor. Tesmer'de herhangi bir muhalefet yok. Özür dilerim. Yani dolayısıyla bilmediğim şeyler tabii ki var ama çabuk öğrenen bir insanım. Bunu daha önce de söyledim. Geçmiş yönetimlerden aldığımız tecrübelerimiz vardır. Bazen iğne tersine dönebiliyor. Onun haricinde Aziz Bey, yani sizinle ilgili birlikte üretmek, yönetmek, bunu zaten daha önce de söyledim. Zahmetsiz rahmet olmaz. Zahmete katlanacaksınız. Eğer bizim bulunduğumuz pozisyon bir rahmetse tabii, lütfen yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla dediğim gibi nispi temsil. Evet, bugün bence 9 tane çağdaş grup üyelerinden oluşan bir yönetim kurulu oluşsaydı, işte 2 milyon 200 bin lira herhalde aldığımız sponsorluk 5 kişiyle, 9 kişiyle belki 5 milyon olurdu. Bu 2 milyon 200 bin liranın içerisinde daha önce de söyledim, Melek Hanım'ın bir getirdiği sponsorumuz vardı. Onun haricinde %95'i bizim kurulu üyelerimizin oluşturduğu bir şey haliyle, yani nispi temsili, ben de üstadlarımın birçoğu gibi ya da başkanlarımın birçoğu gibi ben de desteklemiyorum arkadaş. Ya iktidarsındır ya muhalefetsindir, yani böyle arada bir şey olamaz yani. Biz belki 5 milyona ulaşırdık 9 tane çağdaş gruptan arkadaşım olsaydı. Kurumsal kimlik, keşke bu meclis bir hafta sonra olsaydı diyeyim. Bir kitapçık geldi aslında yönetim kuruluna. Birkaç değişiklik istedik onlarla ilgili. Mustafa Bey hayatta, hemen şimdi arayabilirsiniz. Yunus ne zaman sordu kurumsal kimliği diye. Yaklaşık bir hafta önce konuştum. Dedim ki internete yükleyelim. Üyelerimize mesaj atalım. Onlardan da kurumsal kitapçıkla ilgili görüş alalım. Sonrasında da bir an önce basıma geçelim diye. Bir hafta, 10 gün olmadı diye düşünüyorum. Şimdi 13-16 Anıtkabir Kevgir, yani çok enteresan tabii Aziz Bey. Yani o kadar da Kevgir'e çevirdiğimizi düşünmüyorum. Şimdi bunu hızlı okuyacağım. Evet, 13 Haziran'la ilgili arkadaşlarımızın şerhinden bahsedeceğim şimdi. Harcama yönergesindeki 10. madde üzerinden yürüdüler. Diyor ki, yönetim kurulu tarafından katılma kararı verilen TÜRMOP ve diğer odalar tarafından düzenlenen şehir dışındaki organizasyonlara odayı temsilen katılacak kişilerin seyahat ve katılım masrafları oda tarafından karşılanır. Organizasyon türüne göre katılımcıların kimler olacağı aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen kişi sayısı azami olup yönetim kurulu bu kişiler arasından daha az sayıda katılımcı belirlemeye yetkilidir. Ve devam ediyor 10. madde bu şekilde. Arkadaşlarımıza diyor ki, yukarıdaki alınan yönetim kurulu kararında katılımcı sayısının ve gider bütçesinin belirli olmaması nedeniyle odamızın mevcut bütçe tasarruf tedbirlerine karşı şart koyuyoruz diyor. Ben de diyorum ki, ben bu kararı harcama yönergesinin 9. maddesinin 6. fıkrasına göre alıyorum. Şimdi 6. fıkrayı okuyorum size. Toplantı, kokteyl, yemek ve benzeri organizasyon giderleri. Yönetim kurulunca düzenlenmesine karar verilen toplantı, kokteyl, yemek, piknik ve benzeri organizasyonlarla ilgili çalışmalar. Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu tarafından oda saymanı ve komisyon sorumlusu yönetim kurulu üyesi gözetiminde yapılır. Gerekli görüşmeler yapıldıktan ve teklifler alındıktan sonra yönetim kurulunun onayına sunulur. Karara uygun sözleşme oda saymanı tarafından hazırlanarak imzalanır. Ödeme sözleşmede belirtilen şekilde mali işler sorumlusu tarafından banka talimatıyla yapılır. Bu tür organizasyonlarda katılımcılardan bir bedel alınıp alınmayacağı ve alınacaksa tutar organizasyon öncesi yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yani
Burada ayrı düştüğümüz nokta şu, siz TÜRMOP ve benzeri diğer odaların organizasyonundan bahsediyorsunuz. 10. madde harcamadaki, benim algıladığım bu. 9. maddenin 6. fıkrası da yönetim kurulunun yaptığı faaliyetle ilgili diyor. Ücret alınıp alınmayacağı diyor. Diğerinde işte 17 kişi maksimum diyor. Atamaları ona göre belirtiyor arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Başkanım, kapanış konuşması yapmak üzere buyurun. Evet arkadaşlar, tekrar herkese merhaba. Bence verimli bir meclis toplantısı geçti. Oda sekreterimiz eleştirilerin büyük çoğunluğuna cevap verdi. Ben bir daha söz almayacaktım ama bir şeyleri konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bursa Odası'nda tam da aslında Sayın Özcan Pamuk'un konuk olduğu bir meclis toplantısına denk geldi. Daha önce de bizim kendi içimizdeki bir ön seçimden sonra yalnızlaştırma ve buradan da yalnızlık üzerinden de yüklenme ve kendine koltuk edinme çabaları oldu. Hala aynı savaş devam ediyor arkadaşlar. Şahsım üzerinden bu çabalar devam ediyor. O gün bunları ifşa ettiğim için, yine böyle bir kürsüden ifşa ettim. O gün yol yürüdüğüm arkadaşlarım bir kısmı kulvar değiştirdiler. Ben kulvarımı değiştirmedim. Hep buradayım. Özcan Bey'in de o duruşunu daha sonra yine onun da bulunduğu mecralarda ifade ettim. Raşit Bey de bunlara şahittir. Çağdaş Grup özelinde bu savaş devam ediyor arkadaşlar. Bu çatışma devam ediyor. TÜRMOP'la ilgili avukatlık kısmı, Ahmet Başkan, yaptın avukatlığı. Benim TÜRMOP'u eleştirmek hakkım da vardır. Sizin de savunmak hakkınız vardır. Tıpkı Muharrem Kaya'nın dediği gibi, evet daha önce hiç bunları yapmamıştınız. Sizi hiç böyle hatırlamıyorduk. Hep TÜRMOP'u öven, hep TÜRMOP'u yücelten, TÜRMOP'la ilgili övgü dolu sözler söyleyen konuşmalarınızı hatırladığımız, hatta sizin bu konuşmalarınızla büyüdüğümüz için belki biraz da böyleyiz. Sizden aldıklarımız da böyle. Dolayısıyla birbirimizi hani yönetim tarzı olarak eleştirebiliriz. Ben mesela Muharrem Kaya'nın kayyumla ilgili eleştirisini dikkate alırım. Sizin de bu konudaki eleştirinizi dikkate alırım. Kendi adıma da olumsuz bir nokta olarak yazarım. Ama TÜRMOP'la ilgili olanı kusura bakmayın arkadaşlar. 10 gün boyunca biz TÜRMOP Genel Başkanı'nın, bu bir yönetim tarzının eleştirisidir. Kurumu yok etme eleştirisi değildir ki. Sistem çalışmadığından dolayı örgüt fokur fokur kaynıyor. Daha önceki dönemlerde de oldu bu arkadaşlar. 2000 kişi yürüdük biz burada. Olmadı mı? Oldu. Yani bu örgütlenmeyi bekleyin. Görüşmeler olumlu, bekleyin, görüşmeler olumlu. Sonuçta bir yere geldik, yönetim kurulunda arkadaşlarla da bu yazışmaları paylaştım tabii ki. Baktık ki bir yerde metni hazırladık. TÜRMOP'un kendi ilanı aynı hafta Perşembe günü basın açıklaması topluca yapılacaktı. Sonra işte Muharrem Kaya burada, çarşambaya çekildi. Ben Muharrem Bey'e dedim ki siz gidecek misiniz? Arkadaşlar bu bir yönetim tarzının eleştirisi, tekrar söylüyorum. Siz gidecek misiniz dedim, Bursa temsilcileri var. Dedi ki haberimiz yok. Sonra Perşembe gitme kararı aldılar. Dedim ki başkan Perşembe biz buradayız, siz olmayacaksınız. Biz basın açıklamasını Perşembe yapacağız. Dedi ki başkan çarşambaya çekildi o. Sonra tabii TÜRMOP'un o basın açıklamasının alanda olmadığını gördük. Ya ben bunu eleştiririm arkadaşlar. Burada meslek örgütü adına yapılmış bir yanlışlık var. Ya kimseye müdahale etmek değil ama biz 23 Nisan'larda mezun olan cumhurbaşkanlarımızla... Ya ben bu cümleyi de kurmak istemiyordum arkadaşlar. Bize geldi dediler ki TÜRMOP Genel Başkanı hasta.
Arkadaşlar ülkede bir cumhurbaşkanı geldi geçti. Her 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos hepsinde hastaydı, 10 Kasım. Hiç 7 yılda iyileşmedi. Ya bunu kendi meslek örgütümüzde de yaşamak bize ağır geldi. Bir yönetim, bir yönetim tarzını eleştiriyoruz burada. Ya biz bunu söyleriz. Ama başka alanlar geldiği zaman büyük bir çeviklikle 5 Aralık'taki şey var ya, hani oradan oraya geçişler, işte şimdiki Çalıştay gibi. Arkadaşlar Bursa örgütünü yok sayabilirsiniz. Meslek ve Dayanışma ve Birlik grubuyla ortaklaştığımız tek konu bu. Bizi yok sayanları yok sayarız. Doğru söylüyorlar. Bizi yok saydılar, yoklar bizim içinde. Orada bizi temsil ederken yok sayılmamıza sessiz kalmamalıydınız. Muharrem Bey bana dedi ya, ben onun sessiz kalmadığını biliyorum. Muhakkak Ahmet Hikmet Sönmez, Doğan Yılmaz, Ali Nazım Tekelioğlu ve Kemal Tığoğulları da yok sayılmamıza sessiz kalmamışlardır. Yürekten inanıyorum onlara. Yoksa kurtla plan yapıp çobanla ağlamamışlardır diye düşünüyorum. Bakın burasını duygusal olarak konuşuyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Sayın Özcan Pamuk'un nispi temsille ilgili söyledikleri, arkadaşlar ya bakın İzmir'de bir başkanlık var değil mi? Bazı şeyleri içimize sindirebilmeliyiz ki yarın karşılaştığımızda yüzümüz kızarmasın. Olabilir mi? Şimdi meslekte dayanışma birlik grubundaki arkadaşlar, 8 tane meslekte dayanışma birlik grubu yönetim kurulu üyesi varken, bir çağdaş grup üyesi varken o başkan olacak ve bir yapıyla gelecek. Bunu içine sindirecekse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Oradaki arkadaşım da bunu içine sindiriyorsa söyleyecek hiçbir şeyim yok. Biz 3'e 2 Özcan Pamuk kazandı. Nispi temsil yokken 3'e 2 kazandı. İşte o dediğim dışlama politikalarının sonucuydu 3'e 2. Yoksa kimsenin başarısı falan değildi yani. Bugün de aynı yapı devam ediyor. Ankara'daki duruma bakın arkadaşlar. İki kişi istifa ediyor, öbürkü tarafı değiştiriyor. Hop bakıyorsunuz başkan, ya istediğiniz kadar, istediğiniz buysa nispi temsile evet diyebilirsiniz. İktidar ve muhalefet var. Genel kurul bizim hesap vereceğimiz yer. İster siz seçilin, ister biz seçilelim. Hiç de burada gocunacak bir şeyimiz yok. Çıkacağız genel kurulda, hepimiz hesabımızı vereceğiz. Nasıl hükümet hesabını veriyor? Hepimiz pekala biliyoruz ki sandık hesabını verdiği yer, Aysel Hanım veriyor. Bak hesabını gördüler. Geç görürler ama görürler. O hesabı görürler arkadaşlar. O hesabı görürler işte. Burada da görürler. Hesabı verirler. Bir gün sorarlar Aysel Hanım, merak etmeyin siz. Evet, bir gün hesabı sorarlar. Ama yoksa oradan oraya o zaman 3 tane de iktidar partisine muhalefetten bakan atayın, 2 tane de oradan atayın, değil mi? Ne güzel. Birlikte üretip birlikte üretmek öyle değil arkadaşlar. Ben gerçekten işin bu kısmını arkadaşlarıma anlattım. Ya harcama yönetimiyle arkadaşlar biraz insaflı olmalıyız Aziz Bey. Bak ben bunu açıklamak istemiyorum ama yönetim kurulunda Konya Odası'nın seminerine giderken kurduğunuz cümlelerle Anıtkabir'e giderken kurduğumuz cümleler aynı değil. Lütfen yapmayın. Oraya kalabalık gitmemiz gerektiğini söylüyorsunuz değil mi? Ben de gitmiyorum. Niye? Bursa Odası'nın gerçekten buna ilişkin bir bütçesi yok. Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Olağanüstü bir kıdem tazminatı karşılığı dönemi var. Yanımda Özcan Başkanım diyor ki ya zor bir durum üyeyi icraya vermek. Siz de biliyorsunuz. Zor durum evet arkadaşlar. Bu şekliyle diyelim ki ben seçimi kaybettim ve siz kazandınız. Ne değişecek? Bir şey değişmeyecek. Buralarda yarışmamamız gerekiyor. Buralar değil doğru mecralar. Yine Ahmet Başkan'ın bir şey söyledim. Çağdaş grubun yenileneceğini, arkadaşlar Çağdaş grup yenilendi. Bakın ben size söyleyeyim. Son söz olarak söyleyeyim. İki dönem başkanlık, iki dönem yönetim kurulu üyeliği, bir dönem HRMK, iki dönem merkez tesmer, döndürüyorum bir dönem oda başkanlığı, iki dönem denetleme kurulu başkanlığı, yetmez dön baba dönelim.
Eğer böyle yenilenecek bekliyorsanız öyle yenilenmeyecek arkadaşlar. Öyle yenilenmeyecek. Çağdaş Grup bunu gördü ve kendini yeniledi zaten. Gerçekten yeniledi. Ha, bizi beğenmeyip gönderebilirler. Ama Çağdaş Grup yenilendi. Bu anlayışı terk etti. Ülkeyi yönetenler de bu mantıkla yönetiyorlar. Orada da yenilenme başladı. Bize ilişkin tüm eksikliklerle ilgili her şeyi alıyorum. Her şeyi alırım. Arkadaşlar, ya şuna inanamadım. Odada ara eleman yetiştirme kursu. Ülkeyi 22 yıldır yöneten iktidar. Ticaret sitelerine beraber gidiyoruz. Ticaret sitelerine birer sınıf kalmış. Ya zaten beslendiğin alanı kurutmuş. Hepsi ya çocuk gelişimi olmuş, ya dikiş nakış bilmem ne, ya da imam hatip. Kürsüden söylüyorum, herkesin bu konudaki tercihine saygılıyım ama ya bu kadar olmaz. Ticaret sitesinin pilav gününe gittik, öğrenci sayısı belli. Lokma gününe gittik, öğrenci sayısı belli arkadaşlar. Yok ki. Yok, 3-4 tane ticaret sitesine meslek tanıtımına gidiyoruz. Burada Ahmet Başkan'ın döneminde TESMER'de ara eleman kursunda gönüllü projenin de içerisinde olan bir arkadaşınızım. İlan açtık. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Niye? Çünkü alandan gelecek asıl yetiştirmek istediğimiz adamlar yok. Hepsi dikiş nakışlı çocuk gelişimci olmuş. Birbirimizi sabaha kadar kandırabiliriz burada adam yetiştirirsek. Arkadaşlar, tam da bu gerekçeyle işbaşı eğitim programını beraber şey yapmıştık. Ama buradan odaya gelecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Söyleyeceğiniz söz var mıdır? Evet, ülkeyi yönetenler meslek okullarını, bugün ülkenin her kadrosunda, her meslek ve teknik alanındaki sorun bu noktadadır. Tornacı yok, sığ tesisatçı yok. Yok, buraları bilerek hepsi İmam Hatip'e döndü. Söyleyeceğimiz burası arkadaşlar. Söyleyeceğimiz burası. Ben nezaketiyle, hoşgörüsüyle geçmiş dönemde ve bugün bize yol gösteren Sayın Özcan Pamuk'a teşekkür ediyorum. Sözlerimi burada sonlandırıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Geç oldu. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum başkanım. Arkadaşlar, bir şey yok ise bugünkü oturumu kapatıyorum. Çok teşekkürler hepinize. İyi akşamlar.